almak isteyenler mümkünse Zoom chat veya YouTube chat üzerinden bizimle iletişime geçebilirlerse böylece biz de isimlerini not edip sırayla onlara bağlanabileceğiz. Sadece dinlemek isteyenler, konuşma yapmak istemeyenler mümkünse toplantıyı YouTube kanalı üzerinden izleyebilirler. Yani 100 kişiye ulaşacağımızı sanmıyorum Zoom tarafında ama ne olur ne olmaz diye 100 kişiyle sınırlı Zoom tarafı. O nedenle sadece izlemek isteyenler mümkünse YouTube kanalı üzerinden izleyebilirler. İlk bölümümüzde önce Neşe hocamızın görev yapmış olduğu bilgisayar mühendisliği bölüm başkanımız ve ardından enformatik enstitü müdürümüz konuşacak. Daha sonra rektörümüz Neşe hocamızın üniversitemize katkılarını anlatacak. Ardından bir fotoğraf video sunumu olacak. Daha sonra Neşe hocamızın idareci olduğu zamanlardaki yıllardan bahsedecek yöneticilerimiz yer alacak. Sonrasında Neşe hocamızla ilgili anılarını bölüm, enstitü arkadaşları, öğrencileri, mezunlarımız, kampüsten arkadaşları, birlikte resim yaptığı arkadaşları, lise arkadaşları anlatacak. Aralarda yine fotoğraf ve video sunumları kısa kısa olacak. Neşe hocamızın dediğim gibi anılarının ve sevenlerinin çok olduğunu biliyoruz. İlk bölümde maalesef kısıtlı sayıda kişi katılabildi. Ancak ikinci bölüme dileyen herkes yer alabilir. Yer almak isteyenler demin de bahsettiğim gibi Zoom chat veya YouTube chat üzerinden bizimle iletişime geçebilirler. Programın en sonunda da Neşe hocamızın ailesi adına Barış söz alacak. Programın koordinasyonunda emeği geçenleri belirtmek istiyorum. Deniz Zeyrek Bozşahin ve Kerem Kayabay, ODTÜ Enformatik Enstitüsü'nden. Ben Volkan Atalay, Fırat Çekinel ve Furkan Murat, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden yer aldık. Ayrıca Enformatik Enstitüsü'nden Elif Sürer duyuru görselini hazırladı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Canlı olarak yapmakta olduğumuz bu yayın sırasında çıkacak aksaklıklar için şimdiden özür dileriz. Zaten aile arasında yani Neşe hocamın sevenleri olarak, tanıdıkları olarak yapıldığı için kusura bakılacağını da sanmıyorum ama yine de şimdiden özür dileriz bir aksaklık olursa. YouTube kanalında kayıt yapılacak. Yani bu da toplantı sonrasında tekrar izleyebilirsiniz bu toplantı programı. Şimdi sözü ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Halit Oğuz Tüzün'e bırakıyorum. Bütün katılımcılara selamlıyorum. Neşe hocamızın kaybı tabii çok taze. Ben bir başlangıç olması bakımından Neşe hocamızın özgeçmişine hızlı bir şekilde göz atmak istiyorum. Bir referans olması açısından. Neşe Yalabık screen görünüyor mu acaba? Evet, görünüyor. Ankara Fen Lisesi'nde liseyi okudu. Ankara Fen Lisesi'nin ilk öğrencilerinden biri olduğunu biliyoruz. Üniversite öğretimini, lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünde yaptı. Doktora için Amerika'ya gitti. Brown Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını yaptı. 1977'de doktorasını aldı. Drexel Üniversitesi'nde bir süre çalıştı. Ve ondan sonra eşi Cemal Hoca ile birlikte yurda dönmeye karar verdiler. Neşe Hoca, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 1979 yılında öğretim üyesi olarak göreve başladı. Ve 30 yılı aşkın bir süre bu görevde bulundu. Neşe hocamız bilgisayar mühendisliği bölümünde göreve başlayınca yani araştırma ve uzmanlık konusu
örüntü tanıma idi. Konuşma tanıma, doku tanıma, yazılı karakter tanıma gibi problemler üzerinde çalıştı. Bu konularda araştırmalar yaptı, öğrenciler yetiştirdi, yayınlar yaptı. Projeler bakımından son derece aktifti. Yurt içi olsun, yurt dışı olsun çeşitli kurumlarca desteklenen projelere imza attı. Bölümümüzde donanım grubu derslerini, mantık tasarımı, bilgisayar organizasyonu gibi donanım grubu derslerini sürekli olarak verdi. Yani orada büyük bir yük taşıdı eğitim bakımından. Tabii lisansüstü eğitimde de uzmanlık alanı olan örüntü tanıma, örüntü analizi, görüntü analizi gibi konularda lisansüstü dersler verdi, tezler yaptırdı. Bölüme ilk geldiği zaman bölüm başkan yardımcılığı görevinde üstlendi. Orada deneyim kazandı idari konularda ve ondan sonra da idari konulardaki katkıları hep devam etti. Bir ara Drexel Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak tekrar bulundu. 1991 yılında bölüm başkanı oldu. Rahmetli Bülent Epir'den bölüm başkanlığını almış oldu. Ve bu görev yaklaşık 6 yıl boyunca sürdü. Bu süre içerisinde aktif bir araştırmacı, bir akademisyen olmanın bütün gereklerini yerine getirdi. Bunlardan bir tanesi ne dikkat çekmek istediğim bir proje. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kontrol bilgi sistemleri projesinde proje yöneticiliği yaptı. Bu son derece geniş çaplı, etkin ve yani etkisini günümüzde de hissettiğimiz bir proje oldu. Neşe Hoca'nın disiplinler arası araştırmalara büyük ilgisi vardı. Ve uzaktan eğitim de onun ilgi alanlarından, sonraki ilgi alanlarından bir tanesiydi. Bütün bu ilgi alanları Enformatik Enstitüsü'nün kuruluş çalışmalarında ve kuruluşunda kendini gösterdi. Kuruluş çalışmalarını yürütmekte olduğu Enformatik Enstitüsü'nün ilk müdürü olarak, kurucu müdür olarak atandı. 1996'da ve 2004'e kadar bu görevi devam ettirdi. Enformatik Enstitüsü'ndeki çalışmaları konusunda ben fazla bir şey söylemeyeceğim. O konuyu Deniz Hoca'ya bırakacağım. Ben sadece burada bir belgeyi dikkatinize çekmek istiyorum. Bu Neşe Hoca'nın bölüm başkanlığından ayrılırken hani Enformatik Enstitüsü'nün başına geçmek için bölüm başkanlığını bıraktığı zaman bölümümüze yayınladığı bildiri, duyuru, mesaj. Burada birkaç cümleye dikkat çekmek istiyorum. 17 yıldır öğretim üyesi olarak bu bölüme hizmet veren birisi olarak bölüm benim için daima her şeyden, hatta zaman zaman ailemden bile öncelikli oldu, diyor Neşe Hoca. Burada tabii yoğun çalışma temposunun izlerini görüyoruz. Bölüm başkanı iken belirli bir çizgiyi izlemeye çalıştım. Bu çizgi bölümün eğitim ve araştırma potansiyelini arttırmak için çok çalışmayı, hem bölüm içinde hem de dışında uyum, tolerans ve dostluk ile birleştirmek idi. Eğer bunda bir parça başarılı olabildiysem kendimi çok mutlu sayacağım. Tabii ki bunu tek başına değil, hepinizle birlikte bir ekip olarak gerçekleştirmeye çalıştık. Bu nedenle tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür borçluyum, diyor Neşe Hoca. Hakikaten Neşe Hoca ekip çalışmasını çok önemseyen biriydi. Yani demokratik bir kişiliğe sahipti. Bu kültürü bölümümüze kazandıran kişi olarak kendisini selamlıyoruz. Bölümümüzün bundan böyle de çok daha ileriye gideceğinden hiç şüphe duymuyorum. Bunu yine hep birlikte yapacağız demiş. Bu konuda
iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Hakikaten Neşe hocamızın da vizyonunda olduğu gibi bölüm şu anda çok daha iyi bir noktada. Neşe hoca bunu kendisi de gördü. Hani son zamanlardaki görüşmelerimizden. Bu konudaki mutluluğunu ifade etti. Bunu dinlemek de büyük mutluluk verdi. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum Volkan Hocam. Peki, teşekkür ederiz Halit Hocam. Şimdi Sayın Deniz Zeyrek Bozşahin, Enformatik Enstitüsü Müdürümüz söz alacak. Merhabalar, şimdi kendime mikrofonumu açtım. Benim de bir ekran paylaşımım olacak. Deniyorum şimdi. Görünüyor değil mi? Evet hocam, görünüyor. Evet, Neşe Hoca'nın anısı, acısı hala kalbimizde ama anılarıyla yaşayacak. Neşe Hocam, Halit Hocam'ın da söylediği gibi 96-2004 yılları arasında enstitümüzün müdürüydü ve en önemli özelliği de kurucu müdürü olmasıydı. Buradaki belgede gördüğünüz gibi 1996'da atandıktan sonraki 5-6 yılda, ki ben de ona şahidim, büyük bir hızla Enformatik Enstitüsü'nün misyonunu, vizyonunu belirledi. Ve bizi bugünlere taşıyan bir enstitü kazandırdı bize. Onun için bu konuşmamda ben de enstitümüze katkılarından bahsetmek istiyorum. Arşivlerimiz arasında meslektaşlarıyla birlikte hazırladığı bir tebliğinin yansılarını bulduk. 1998'de Berlin'de sunmuşlar. Bu bana çok yol gösterdi. Yani bir arada kendi ağzından, yani enstitümüzün o anki halini ve geleceğe dönük amaçlarını kendi ağzından size yansıtmak bana anlamlı geldi. Onun için birkaç tane yansım onların bu yansısından. Gördüğünüz gibi daha başlangıçta yeni Türkiye'de sanal bir okula doğru diye başlamış bildirisinin başlığı bu. Ve gene 1996 yılında basına da yansıdığı gibi ODTÜ Enformatik Sanayici ile el ele diyor. Gerçekten de birkaç kilit sözcüğü vardı. Onu hep duyardık. Disiplinler arası yaklaşım ve bilişim teknolojileriyle sanayiyi bir araya getirmek derdi. Hedefimiz, gayemiz bu olmalı derdi. Tabii ki bu çizgide bilgisayar bilimlerinin, bilişim teknolojilerinin, işletmenin ve uygulama alanlarının bir arada olması gerektiğini hep vurgulardı. İnterdisiplinerlik adına hızlı bir şekilde 96 yılından sonra çeşitli ana bilim dalları kurulmasına ön ayak oldu. Enstitümüzde bir çeşitli de projeler yaptı. Gene bu yansıda belirttiği gibi 1997'de ilk ana bilim dalımız bilişim sistemleridir. Çeşitli ODTÜ'nün çeşitli bölümlerinden hocalarımızın desteğiyle. Hemen ardından benim de kurucularından olduğum Bilişsel Bilimler 1997'de kuruldu. Bu yansıda insan bilgisayar etkileşimi üzerine de bir çalışmaları olduğunu söylüyor. Ama böyle bir programı hayata geçiremedi. Ancak bunun yerine 1999 yılında MOTSİM'i kurdu. Gene onun öncülüğünde kuruldu bu program ve anabilim dalı. Sağlık bilişimi anabilim dalı kurdu ve görüntü analizi türünden derslerle oraya destek verdi. 2002 yılında da bilişim sistemleri anabilim dalına bağlı tesis yüksek lisans programını kurdu. Çeşitli yönleri vardı Neşe Hocamızın projelerinden anlayabileceğimiz gibi. Bunlardan bir tanesi IDEA programı. Bu bilgisayar mühendisliğiyle birlikte sürdürdüğü bir sertifika programıydı. Information Technology ile ilgili. Bu yansılarda da bildirdiği gibi ülkemizin henüz web tasarımını ya da asenkron öğretime geçecek hocaların olmadığını söylerdi ve bunun için eğiticilerin eğitilmesi gerektiğini de hep vurgulardı ve yaptığı YÖK'le yürüttüğü Eğiten adlı projede de bunu yapmaya çalıştı. Daha sonra badi olarak kısaltılan ve 3 yıllık Kalkınma Bakanlığı projesi sanıyorum enstitü için çok değerli bir proje. Çünkü çeşitli aşamalarını
gördük o projeden, o projenin izleri oldukça uzun sürdü. Yani 3 yıla kısıtlı kalmadı, biraz sonra anlatacağım gibi. Bu ilki, ilk girişimlerinden biri Neşe Hoca'nın. Bu arayüzü hatırlayanlar olacaktır. Bilgisayar ağına dayalı öğrenim girişimi, asenkron öğrenim yönetim sistemidir. İlk bunu geliştirdi Enformatik Enstitüsü'ndeki meslektaşlarımızla birlikte. Ve daha bu aşamada kağıt kalemsiz derslerden bahsetmeye başlamıştı. Ve bu bayağı basında da yer aldı. Basında gördüğümüz gibi ODTÜ'nün sanal üniversite, internet üniversite, gibi terimlerle anıldığını, basına manşet olduğunu görüyoruz Neşe Hoca'nın bu girişimleri sonucunda. Bir sonraki ayağı bu çalışmaların Metu Online'dı. Bu arayüzü de hatırlayabilirsiniz. Ve bu da basında oldukça güçlü bir şekilde yer aldı. Örneğin burada bu Metu Online sisteminin ODTÜ içinden ve dışından çeşitli dersler verileceğini söylüyor. Yapay zeka gibi, görüntü işleme gibi oldukça da ileri dersleri vereceğini söylüyor. Metu Online ya da kısa bir süre sonra Net Class adını aldı. 1997-2013 yılları arasında yine üniversitemiz hatırlar, bir ders yönetim sistemiydi. Pek çoğumuz bunu kullandık. Metu Online bugünkü ODTÜ Class'ın öncülüdür bildiğimiz gibi. Buna paralel olarak yine IS100 dersini başlattı. Bu üniversite genelinde hala veriliyor. Bilişim teknolojileri ve uygulamalarına giriş dersi olarak. Tabii çeşitli güncellemelerle. Bir başka ayağı çalışmalarının Neşe Hocam'ın Enformatik Enstitüsü bünyesinde Online Enformatik Master Programı. Kısa koduyla İON, uzaktan yüksek lisans, enformatik yüksek lisans programı. Bunu da hala yürütmeye çalışıyoruz. Bu da gazetelere manşet oldu gördüğünüz gibi. Önemli bir başka projesi Neşe Hoca'nın 2003-2016 yıllarında sürdürdüğü Avicenna Virtual Campus adındaki bu projeydi. Bu dünyanın çeşitli yerlerinde yer alabilen partnerlerle devam eden bir proje. Bu da Enformatik Enstitüsü'nün çizgisini belirleyen önemli projelerden oldu diyebilirim bu 3 yıl içinde. Son olarak HIBIT, yani uluslararası sağlık bilişimi ve bioinformatikte uluslararası sempozyumun 2005'te kurucusu olmuştur. Bu sempozyum da o yıldan beri başarıyla yapılmaktadır, uluslararası katılımcıların katkısıyla. Ben şahsen Neşe Hoca'yı dediğim gibi 1997 yılında Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı'nın kurucusu sıfatıyla, kurucularından biri sıfatıyla tanıdım. Neşe Hocam'ın interdisiplinerliğe verdiği önem beni çok teşvik ve motive etmiştir. Etrafımda olan bütün genç araştırmacılara bunu aşılamaya çalışıyordu. Anısının önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederim. Deniz Hocam, teşekkür ederiz. Sanırım rektörümüz daha sonra katılacak. Öyle demiştiniz galiba. Yok, gelmiş rektör hocam. Tamam. Şimdi Sayın Mustafa Verşenkök, Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörü. Buyurun hocam. Volkan hocam, teşekkür ederim. Değerli ODTÜ'ler, Neşe hocamın tüm sevenleri. Hocalarımızın da belirttiği gibi Neşe hocamız Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek lisansından sonra Brown Üniversitesi'nde doktorasını aldı ve üniversitemize döndüğünde Bilgisayar Mühendisliği bölümümüzde göreve başladı. Hem bölüm başkan yardımcılığı hem de bölüm başkanlığı yaptı Bilgisayar Mühendisliği'nde. Daha sonra da Deniz Hocam'ın da bahsettiği gibi Enformatik Enstitümüzün kurucusu olarak görev yaptı ve yaklaşık olarak 8 sene Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü'nü görevini yürüttü. Ben Neşe Hocam'ı tanıma imkanına umutla eremedim. Ancak tabii ki üniversitemizde özellikle enstitü müdürlüğünde sürecindeki başarılarını biraz önce Deniz Hocam da bahsetti. Üniversitemize katkılarını yakından izleme imkanı oldum. Ben üniversitemize çok büyük hizmetleri olan, değerli hizmetleri geçen, üstün insani vasıflarıyla herkes tarafından çok sevilen, öğrencileri, öğretimleri tarafından çok sevilen hocamız başarılı akademik kimliğinin yanı sıra yönetici vasıflarının da yanında çok yönlü kişiliği de ODTÜ'yü ODTÜ yapan hocalarımızdan biri olarak her zaman belleklerimize yer alacağına inanıyorum. Ve her zaman sevgiyle ve saygıyla anılacaktır.
Ben hocamıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun tekrar. Teşekkür ediyorum Volkan Hocam. Teşekkürler Sayın Hocam. Şimdi kısa bir video fotoğraf gösterimiz var. Fırat devreye alabilecek miyiz? Fırat, ben ekran paylaşabiliyor muyum? Şu anda evet, gelmedi Kerem. Evet, Kerem yapabilir. Tamamdır. Biraz bekleteceğim. Bir dakika hocam. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Kemal Gürüz, dönemin YÖK Başkanı, Enstitü'nün kuruluşu ve Neşe hocamızla ilgili anılarını sesli olarak anlatacak. Hepinize saygılar sunuyorum. Tanrı'dan Neşe'yi ışıklar içinde yatırmasını diliyorum. Onun aziz hatırasını yad etmek için kurduğu Enstitü'nün geçmişini anlatıp ne kadar önemli bir iş yaptığını sizlere nakletmek istiyorum. 80'li yıllarda Türkiye'deki anlayış bilgisayar donanımı üzerineydi. Yani bir bilgisayar yapmak, milli bilgisayar falan gibi laflar vardı. Bugünkü otomobil yapalım kampanyasına benzer biçimde. Halbuki o sırada 1981'de Hindistan'da Bangalore'da Indian Institute of Science'ın etrafında Infosys kurulmuştu. 1981. 3 tane öğrencinin biriktirdiği paralarla kendi aralarında. Bir uzman gelmişti Türkiye'ye, Birleşmiş Milletler Dünya Bankası'ndan. O bunu uzaktan izliyordu. Sonra bir gün bize bir makale verdi. Makalenin başlığı The Computerless Computer Company diye. Yani burada zikredilen husus donanımdan ziyade yazılımın çok daha önemli olduğu, çok daha büyük gelirler getireceğiydi. Ve ısrarla bize bu alana doğru yönelen donanımla falan uğraşmayı bırakın diyordu. Ne kadar haklıymış. Bakın dün bir halka açıldı, bir ilk defa bir yazılım şirketi Snowflake adıyla 4 milyar dolar para toplandı. Bu şirket bunlar 10 yıl kadar önce bulunmuş, bu kurulmuş 3 tane öğrenci tarafından. İkisi Fransa'dan mezun, bir tanesi Hollanda'dan mezun üniversitelerden. Şirketin bugünkü piyasa değeri 32 milyar dolar. 90'lı yıllarda bu anlayış yeni yeni Türkiye'ye yerleşmeye başlamıştı. İlk iş olarak internet getirildi. Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi de galiba 1992'de açıldı. Yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi de İstanbul Teknik bunun merkezi olarak düşünülüyordu. Üniversitenin etrafında olmadan bunun gerçekleşmesi mümkün değil çünkü. Daha sonra Orta Doğu'da Software House kuruldu. Ve nihayet daha sonraki yıllarda Enformatik Enstitüsü kuruldu. Bir tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, bir tanesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Diğer üniversitelerde ise rektörlüğe bağlı enformatik bilimleri kurulmuştu. Bunun amacı
bilgisayar meselesinin Türkiye'de anlaşıldığının tersine çok daha yeni bilgisayar mühendisliğini çok aşan bölümünü çok aşan bir alanda özellikle application software alanını geliştirmek içindi. Neşe Büyük bu büyük işi büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. Enformatik Üniversitesi gelişti. Ama tabii Enformatik Enstitüsü'nün gelişmesi tek başına yeterli değil. Bunun devlet politikalarıyla, iktisadi politikalarla, hatta dış politikayla devlet alım, tedarik alımları desteklenmesi gerekiyordu. Milli eğitim bu bakımdan büyük fırsattı. Çünkü eğitim software'lerinin mali muhtevası çok yüksek. Bunlar gerçekleşseydi çok daha iyi noktalarda olabilirdik bugün. Fakat altını çizmek istediğim husus, Neşe'nin bu zor ve komplike alanda büyük bir iş başarmış olmasıdır. Kendisini rahmetle anıyorum. Tanrı'dan kendisini ışıklar içinde uyutmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Şimdi gene dönemin rektör yardımcısı idarecilerinden daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin rektörlüğünü de yapmış Sayın Ahmet Acar'ı Neşe hocamızla birlikte ki anılarını paylaşmak üzere söz almasını rica ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Ben hareket halinde ve geçici bir mekandayım. Ümit ederim bağlantımda bir sorun olmaz. Ben Neşe Hoca'yı 80'li yılların başına tanıdım. Aynı yıllarda üniversiteye öğretim üyesi olarak katıldık. Ama ilk yıllarda daha ziyade bir öğretim üyesi olarak otu ortamından tanıyordum. Ve Zeynep Hoca beni düzeltir. Neşe Hoca ile ilk birlikte uzun süreli birlikte olduğum yanılmıyorsam 95 yılı bir proje Yamet Campus veya World Bank projesiydi yanılmıyorsam bilgi temelli toplum ve iş gücü diye bir konferans düzenlendi Antalya'da. Orada Neşe Hoca ile uzun süre birlikte olduk. Sohbet etme şansı oldu. Ve Neşe Hoca konuşmalarının yansıyan bu enerjisi, konulara geniş açılı bakışı ve hakimiyeti ve hani yakın olmadığı konulara da ilgisiyle beni etkilemişti açıkçası. Daha sonraki yıllarda benim dekan, daha sonra rektör yardımcısı olduğum yıllarda da Neşe Hoca Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. Ve Senato'da da sık sık beraber olduk. Biraz evvel hocalarımız aktardı, onları tekrar etmeyeyim. Ama işte ODTÜ Sanal Sınıfı, Meta Online gibi projelerin ve daha sonra enstitünün kuruluşundaki çabalarını gayet iyi hatırlıyorum. Ve ben rektör yardımcısı olduktan sonra da yine bu programların, enstitünün ve üniversitenin internet ve bilişim altyapısı konularında sık sık konuşma şansımız oldu. Bir ortak anımız da yine 2001-2002 yıllarında bir grup Türk Üniversitesi ile State University of New York sistemi arasında ortak programlar geliştirmek amacıyla YÖK koordinasyonunda bir çalışma grubu oluşturuldu. Farklı üniversitelerden akademik yöneticiler katıldı bu gruba. Ve ODTÜ'den de rektör yardımcısı olarak ben, rektör danışma olarak Nezih Güven ve enstitü müdürü olarak Neşe Hoca katıldık. Ve Türkiye ve Amerika'daki toplantılarda birlikte olduk. Akademik ve sosyal konularda sohbet ettik. Birçok yeni fikri, olanağı sorguladık, değerlendirdik. Ve bir takım modeller geliştirmeye çalıştık. Bütün bu ortamlarda tanıdığım Neşe Yalabık birçok ODTÜ'lü gibi bence seçici ve süzgecinin delikleri ince olan bir akademisyendi. Zeki bir insandı, enerjik, mücadeleci, fikirlerine, yargılarına, değerlerine sahip çıkan ve her zaman öğrenmeye açık, meraklı, araştırmacı, sorgulayıcı bir insan. Ve biraz evvel de anlatıldı, çok farklı akademik konulara ve hobilere sahip bir insan.
ve bence bu farklı alanlarda geliştirdiği yetenekleri ve birikimi birleştirdiği için de yaşama yönelik çok farklı anahtarların sahibi bir insandı. Ve bundan dolayı da birçok yenilikleri üniversite ve hatta Türkiye'ye getiren bir akademisyen ve yönetici oldu. Ve Neşe Hoca emekli olduktan sonra da benim de takip ettiğim kadarıyla ODTÜ'yle bağı ve ODTÜ'ye bağlılığı da devam etti. Bazılarınız hatırlıyordur belki, Aralık 2015'te ODTÜ kampüsünde bir olay yaşandı. Hani mescit olayı diye nitelenen olay. Ve bu olaydan dolayı ODTÜ'leri eleştiren bir gazete köşe yazarına karşı ODTÜ'yü nasıl savunduğunu ben hatırlıyorum. Sizler de hatırlıyorsunuz. Ve şöyle düşünüyorum, eğer ODTÜ bugün ve geçmişte ileriyi gören, toplumda güven duyulan, öncülük, önderlik yapabilen bir kurum olduysa, bu Neşe Yalbık gibi nitelikli, yeteneklerini sürekli olarak geliştiren, öğrenen, yeniliklere açık olan ve geniş vizyon sahibi insanlarımızın ODTÜ'ye bağlılık içinde ki gayretleri ve özverili çalışmalarıyla mümkün oldu diye düşünüyorum. Ve şimdi hakikaten Neşe Hoca erken ayrıldı aramızdan. Geride birçok eserini bıraktı. Renkli kişiliğiyle, akademisyen ve yönetici olarak ODTÜ'ye katkılarıyla, tabii ki bilimsel mesleki araştırmaları, yayınlarının yanında bu gurme yemek kitabıyla, yaptığı resimlerle, tablolarıyla kendisini hatırlayacağız. Başta ailesine, meslektaşlarına ve bütün sevenlerine başsağlığı diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Ahmet Hocam. Sağ olun. Şimdi birlikte yine yöneticilik yaptı. Bölüm başkanlığı ve enstitü müdürlüğü yaptı ve arkadaşı Sayın Canan Özgen'e sözü bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Volkan Bey. Her şeyden önce bütün dostlarına, sevenlerine başsağlık dileyerek başlıyorum konuşmama. Aslında insanın çok sevdiği bir arkadaşını kaybettikten sonra onunla ilgili bir konuşma yapmasının istenmesi tabii ki çok anlamlı. Ama aynı zamanda da çok zor. Neşe ismiyle uygun olarak neşe saçan bir insandı. Canlılık misaliydi. Hareket demekti. Organizatör demekti. Ve lider demekti. Durmayan, hep yenilik peşinde koşan bir insandı. Enerjisiyle onunla birlikte olduğunda onu hissederdiniz. Benden önceki bütün konuşmacılar Neşe'nin özellikle idari olan yapısını, yaptığı işleri ve üniversitemize katkılarının üzerinde çok durdular. Onun için ben onların üzerine durmayacağım. Ama Neşe'yi neşe yapan bazı özelliklerin üzerinde durmak istiyorum. Aslında Neşe'nin ablası Ayşe, benim bölümden arkadaşım ve aile dostumuzdu. Ailecek görüşürdük. Daha sonra Neşe'yi tanıdım ben. İkimiz aynı zamanda bölüm başkanlığı yaptık. Ve Tuncay Birant dekanımızın ABET çalışmaları sırasında birlikte pek çok toplantıda fikir birliğimiz oldu. O zaman tanıdım ben Neşe'yi. O kadar güzel anlaşıyorduk ki onu bir idareci olmasının dışında bir arkadaş olarak ayrı bir yere koydum. Ben onun bu biraz önce bahsettiğim özel olan kişilik özelliklerinden ve yeteneklerinden biraz bahsetmek isteyeceğim anılarımla. Bir tanesi yöneticiliği ve gençleri kollaması. Neşe ile bölüm başkanı olarak tanışıyoruz ama tabii ki aile yapılarımız da birbirine çok benzer. Bir gün beni aradı telefonla. Canan dedi, senden bir şey isteyeceğim. Tabii Neşe'cim dedim, buyur. Bir genç var dedi, çok parlak. Onu ben bölüme kazandırmak istiyorum ama kadrom yok.
Halbuki senin bölümde kadron var, onu öğrendim. Sen bana bir kadroyu ödünç ver. Bunun ne demek olduğunu önce anlayamadım. Ne demek ödünç vermek? Neşeciğim dedim. Yani dedi, bu çocuk çok başarılı. 2 sene sonra doçent olacak, kadronu geri vereceğim dedi. O kadar hızlı, hemen anında olaya atlayan ve gençleri kollayan bir insandı ki. Tamam dedim, tabii olur ama ben müsaade edersen bir bölüm idareci arkadaşlarla bir görüşeyim, sana döneyim. Hakikaten kadrom ne kadar var onu incelemem lazım. Döndüm ve bu arkadaşı Neşe bölüme aldı. Bu arkadaş sonradan tabii ki üniversitemize çok şeyler kazandırdı. Çok parlak bir kişi olarak böyle bir katkıda bulunduğum için de ben her zaman mutlu oldum. Ama Neşe bunu hiç unutmadı. Ben buna vefa diyorum. Çünkü vefa herkeste olmayan bir özellik. Teşekkür etmesini bilmek diyorum. Neşe her vesileyle bunu gündeme getirmiştir. Canan o zaman ne güzel kabul ettin diye. Onun hakikaten büyük bir mizah zekası vardı. Burhan Felek'in bir köşe yazısında, Burhan Felek mizahla ilgili şöyle bir yazı yazmıştı. Başlığı şuydu: mizah zekanın hakkı, mizaha tahammül şöhretin vazifesidir. Evet, o kadar zeki bir insandı ki Neşe. Mizah duygusu da çok fazlaydı. Biz bazen bir grup arkadaş öğlen yemeğe giderdik. Ama o yemeklerde Neşe bizi bir neşelendirirdi o fıkralarıyla. Her zaman toplantıya gideceğimiz zaman telefonla fıkraların hazır mı diye sorardı. Erken emekli oldu. Çünkü onun projeleri vardı. Oğluyla beraber birlikte çalışmak istiyordu. Canan Çilingir hocamız da biz beraber emekli olduk. Bizi bir yemeğe davet etti Neşe. Yeniliğe uyum da, her yeniliğe uyum da zekanın başka bir yanı. Bize çok yeni bir restoranda yer ayırtıp davet etmişti. Onun yapısında bu vardı. Her zaman yeniliklerin peşinde koşan bir insandı. Canan Çilingir'le girdiğimizde o zaten yerini almıştı masada. Bizi görünce, kızlar bu ne halimiz dedi. Anlamadık, nedir halimiz? Ceketlerle gelmişsiniz dedi. Emekli oldunuz artık, ceket giymeye ne gerek var? Evet, ben ne zaman bir ceket elimi uzansam gardırobumda hep Neşe'nin bu sesini hatırlarım. Çünkü o zekasıyla hemen yeni ortamına, emeklilik ortamına uyum sağlamış. Eski çalışmalar devam ederken emekliliğinde hakkını vermişti. Resme başlamıştı ve kitap yazıyordu. Kitabını da o gün bize hediye etmişti, birer kopyasını. Ama bu sadece bir yemek kitabı değildi. O yemek kitabının içinde bambaşka şeyler de vardı. Gittiği geziler, yemeklerle ilgili hikayeler. Yani onu bir yemek yapmak için değil, bir sürü bilgi edinmek için de okuyabilirdiniz. Bunu herhalde bu yemek kitabının pek çok arkadaş bunu biliyor zaten. İleriye yönelik projeleri vardı Neşe'nin. Onlardan bana bahsetmişti. Bu projelerden bir tanesi de evlatlık olarak evlerde çalışan kız çocuklarının hikayeleriydi. Bilmiyorum o konuda nereye geldi ama Neşe bu projesinde yapmak istiyordu, başlamıştı diyebiliyorum. Onun için her zaman vizyon sahibiydi. Edebiyat, sanat ve müzik. Her zaman Bilkent konserlerinde onu görürdünüz. Bizim Neşe ile o kadar çok anımız var ki ama zamanımız çok sınırlı olduğu için en son onun onurlu duruşundan da bahsetmek istiyorum. Erken emekli olacağı zaman ben daha çok yapacağım iş var demiştim. Benim artık ot diye yapacağım şeyler bir yere geldi. Bundan sonra da başka şeyler yapmak istiyorum Canan diye. Çok onurlu bir duruş sergilemişti. Benim için çok kıymetli, çok sevdiğim bir dostumdu. Ben bu hastalığı sırasında da onu fark ettiğimde bir karnı şiş olduğunu, Neşeciğim mutlaka bir doktora görünmen lazım demiştim. Daha sonraları bana hep kendisini iyi hissettiği zaman tedavi başladığında, Canan biliyor musun sen benim hayatımı kurtardın diye hep teşekkür etmiştir. Teşekkür etmesini bilen ender insanlardandı.
Ben onu sık sık arardım. Arabaya bindiğimde mutlaka hatır sormak için, sağlığını sormak için arardım. Ve bana şöyle söylerdi her seferinde. Yine içine mi doğdu? Bugün keyfim yok. Bana moral mi vereceksin diye sorardı. Keşke hakikaten onun hayatını kurtarmış olabilseydim. Ben her arabaya bindiğimde Neşe'yi aramak istiyorum. Çok değerli ailesine, sevdiği dostlarına ben başsağlığı diliyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz Canan Hocam, sağ olun. Şimdi Sayın Zeynep Onay söz alacak. Kendisi Enformatik Enstitüsü'nün kurulduğunda Neşe Hocamızın müdür yardımcısıydı. Zeynep Hocam. Buradayım. Tamam, buyurun. Merhaba. Neşe ile ilgili söylenecek o kadar çok şey var ki Volkan'ın da benden istediği biraz enstitünün kuruluşundan bahsetmemdi. Ben sevgili Neşe ile tanışalı çeyrek asırdan fazla bir zaman geçti. O zaman o bilgisayar bölüm başkanıydı. Ben işletme bölüm başkan yardımcısıydım. Birlikte Dünya Bankası ve Med Campus projelerinde çalıştık. Aslında bu projeler Enformatik Enstitüsü'nün kuruluşunun ön çalışmalarıydı. Ve projelerin kapsamı da Neşe'nin belirlediği kapsamlar onun vizyonunu yansıtıyordu. Hedefleri demin de bahsedildi. Türkiye'de ilk online derslerin hazırlanabilmesi. Tabii bu dersleri sunabilmemiz için bir platformun geliştirilmesi ki Metu Online isim annesidir Neşe. Bu gerçekleşti. Bir üçüncü hedefi disiplinler arası yüksek lisans programlarının oluşturulması. Deniz Hanım'ın da bahsettiği gibi ilk bilişim sistemleri, daha sonra bilişsel bilimler programlarının önceliğini belirledi Neşe. Bir dördüncü hedefi de enstitümüzün hem ODTÜ'ye hem de Türk üniversitelerine hediyesi IS 100 dersi. Bu o devirde lise öğrencileri üniversiteye geldiğinde bilgisayar okul yazarlığını geliştirmek üzere tasarlanmış bir dersti. Tabii bütün bu bahsettiğim hedefleri Neşe 1994 yılında belirledi. Öngörüsü çok büyüktü ve daha o yıllarda 1994'te bu online eğitim dünyada da yeni yeni gündeme geliyordu. Bu projeler kapsamında Neşe'nin tabii çok geniş çevresi vardı ve biz birçok merkez gezdik. Bunların arasında MIT, Duke, Volkan sen hatırlarsın, Université Paris Descartes, Professor Samon, İşte North Carolina, Chapel Hill, Montreal, birçok yerden de bu dört hedefe ulaşmak için nasıl bir yol çizeceğimizi öğrenmek için fikir edindik. Ahmet'in bahsettiği gibi bir uluslararası konferans düzenledik Antalya'da ve geldik 1996'ya. Akşamın bir vakti Ahmet Acar beni aradı. Dedi ki Enformatik Enstitüsü kuruldu. Bakanlar Kurulu kararıyla ve bu kararda Informatik Enstitüsü yazar. Enformatik değil. Dolayısıyla resmi adımız aslında Informatik Enstitüsü'ydü. 1996'da resmi olarak kuruldu enstitü. Az sonra Neşe beni aradı, müdür yardımcısı görevini teklif etti
Ve ikinci müdür yardımcısı da sevgili Ümit Kızıloğlu'ydu. Biz çalışmalarımızı Neşe'nin bilgisayar mühendisliği bölümündeki ofisinde sürdürdük. Üçümüz orada buluşuyorduk. Bir süre sonra üniversitemiz bize yardım etmesi için mukaddes bir sekreter verdi. Tabii hala mekanımız olmadığı için onu da Neşe'nin odasına oturttuk. Ve Neşe'nin çabalarıyla MM binasında eski bir bilgisayar laboratuvarından dönüştürdüğümüz 4 odalı bir mekana kavuştuk. Bu 4 odanın ikisinin penceresi yoktu. Orada Neşe'nin bu ilklere imza attığı Meteo Online olsun ve ilk online derslerin geliştirilmesi gerçekleşti. İlk dersler tarih, benim dersim bilişim sistemleri, Ümit'in dersi fizik, astronomi ve IS-100 üzerinde oldu. Çok kısa bir sürede oldu bütün bunlar. Ve daha sonra programların, yani yüksek lisans programlarının içeriğinin belirlenmesi için Neşe her zamanki gibi birçok katılımcıyı bir araya getirdi. Komisyonlar kuruldu ve bütün bu ilklere çok kısa bir sürede imza attı. Düşünülecek çok şey vardı. O zaman dünyada da yeni olduğu için. Örneğin telif hakları, bu çevrimiçi derslerde kullanacağımız malzemeyle ilgili. Daha sonra bu geliştirilen derslerin kime ait olduğu. Biz sevgili Semih Bilgen'le IS-501 dersini, yani Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı Enstitüsü'nün o dersi geliştirdik. O ders üniversiteye mi ait, bize mi ait, nedir? Bütün bunlar çözüldü. Bu derslerin akreditasyonu gerekiyordu. Önüne gelen herhangi bir içeriği Meteo Online'a koyup verebilir mi, veremez mi? Ayrıca tabii hiçbir öğretim üyesi yoktu tam zamanlı o aşamada. Dolayısıyla Neşe herkesin katkısını da göz önüne alarak affiliation, bugün galiba bağlantılı öğretim üyesi diyorsunuz ona, destek veren, bu programları yürüten ODTÜ'nün değişik bölümlerinden öğretim üyelerine böyle bir pozisyon diyelim veya bir title önerdi ve bunu oturttu. Hala kullanıldığını gördüm dün enstitünün web sayfasını. Çok hoşuma gitti bunu görmek. Tabii Neşe bütün bunların ötesinde, ondan çok şey öğrendim. Enerjisi, yapıcılığı, herkesin söylediği birleştiriciliği, bilimsel üstünlüğü, enerjisiyle pek çok kişinin hayatına dokundu. Onlardan biri de benim. Onun sayesinde doçent oldum da diyebilirim. Ama benim için en değerli şey beni dostu olarak kabul etmiş olmasıdır. Saygıyla anıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Zeynep hocam, sağ olun. Şimdi bölümden uzun yıllar birlikte çalıştığı ve ayrıca da daha sonra birlikte resim yaptığı Sayın Ferda Nur Alpaslan söz alacak. Teşekkür ederim. Ben hala kaybettiğimize inanamadığım Neşe hocamızın benim hayatıma yaptığı benim için çok değerli dokunuşlardan söz etmek istiyorum size. Neşe hocamı ilk kez bilgisayar mühendisliği bölümünde bir öğrencisi olarak tanıdım. Ve halen vermekte olduğum Logic Design dersini ilk kez ondan dinledim, ondan öğrendim. Yıllar sonra doktorasını bitirmiş, yeni bitirmiş genç bir öğretim üyesi olarak döndüğüm ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bölüm başkanı olarak olan Neşe hocamın bir süre yardımcılığını yaptım. Yöneticiliği ondan öğrendim.
Neşe Hocam çok vizyon sahibi bir akademisyendi. Türkiye'de uzaktan eğitimin öncülerindendi. Onunla uzaktan eğitimle ilgili çok çeşitli projelerde çalıştım. YÖK Enformatik Milli Komitesi'nde görev yaptım birlikte. Bugün hiç problem yaşamadan uzaktan ders verebiliyorsam en çok da hocamın sayesinde elde ettiğim bilgi ve deneyimler sayesinde oldu bu. Neşe Hocam gerçek bir edebiyat tutkunuydu. Okumayı olduğu kadar yazmayı da çok severdi. Onunla kitap kulübünde yaptığımız çok güzel tartışmaları hep özleyeceğim. Hocamız ailesi ve dostlarıyla dünyayı gezmeyi, bu seyahatlerde dünya mutfaklarını deneyimleyip kendi bilgi ve yeteneğini de katarak dostlarına yemek yapmayı çok severdi. Yazdığı yemek kitabı benim için çok kıymetli bir kaynak olarak hep elimin altında olacak. Neşe Hocam sayesinde yıllar sonra yeniden resim yapmaya başladım. Onun sayesinde harika bir hoca ve şahane insanlarla birlikte hem resim yaptık hem çok güzel anılar biriktirdik. Zaman zaman birbirimizin yaptığı resimleri acımasızca eleştirdik. Zaman zaman güldük. Çok güzel zaman geçirdik kısacası. O her konuda olduğu gibi resimde de çok başarılı oldu. Harika eserler yarattı. Bundan sonra ne zaman resim yapsam hep Neşe Hocam'la geçirdiğim bu güzel anılar gözümün önünde canlanacak. Anlatacak çok şey var ben ama zamanınızı fazla almak istemiyorum. Hocamı, dostumu, komşumu, yol göstericimi, yeri asla doldurulamayacak bir büyüğümü kaybettim. Çok üzgünüm. Tek tesellim az önce sizinle paylaştığım düşüncelerimi, minnet duygularımı sağlığında onunla hem de defalarca paylaşmış olmam. Huzur içinde uyusun, hep güzel anılarımızda yer alacak hocamız. Çok teşekkürler, sağ olun Ferda Hocam. Yine hem bölümden hem enstitüden uzun yıllar birlikte çalıştığı Sayın Cem Bozşahin. Cem Hocam söz sizde. Merhabalar. Neşe'cim, güzel Neşe'cim. Bir taraftan laf girişi nereden başlasam diye düşünüyorum. Bir taraftan da aslında nereden başlayacağımı çok iyi biliyorum. Ben Neşe'yi Ağustos 1991'de tanıdım. Ohio'da öğretim üyesiydim. Bir yıl sonra Türkiye'ye dönmeyi düşünüyordum. Askerlik için Türkiye'deydim. O randevu aldım. Niyetimi de söylemiştim gelirken. Gel konuşalım dedi. Odasına girdiğimde üzerinde ne olduğunu, odasına nerede oturduğunu, beni nasıl karşıladığını her şeyi o kadar iyi hatırlıyorum ki inanılmaz bir şey. Üzerinde bir ihtimal kendi örgülü, beyaz örgülü bir elbise vardı. Aslında o toplantıda heyecanlı olması gereken bendim. Sonra iş arıyordum. Neşe benden daha heyecanlıydı. O zamanlar insan bunları değerlendiremiyor ama bu aslında Neşe'nin sahiciliğinin bir göstergesi. Hiçbir zaman da değişmedi galiba. Sonra bir yıl sonra ben döndüm. Döndükten 6 ay sonra da bölüm başkan yardımcısı oldum. Neşe de bölüm başkanı bu arada. İçimden diyorum niye böyle bir şey oldu? Ben başka şeyler yapmak için geldiydim. Bölüm yardımcı olduk, idareci olduk, ne oluyoruz diye. Sonradan iş anlaşıldı. Biz bir sağda sola sürekli konuşuyoruz işte. Bölümde şöyle değişiklik lazım, şöyle değişiklikleri yapmamız lazım. Yap o zaman dedi bana. İki yardımcıya. Dedi tamam. Bir taraftan da öyle bir söyleyişi var ki hani istediğinizi yapın görelim bakalım şeklinde. Neredeyse bir gecede biz devrim yaptıydık. Körükolun baştan aşağı değiştirip sonradan abes türetine değişen ilk değişiklikleri yaptıydık. Ortalıkta biraz gerginlik olacağının da farkındaydık. Sonuna kadar arkamızda durdu. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ama öyle koşulsuz bir karşılık arkanızda durma da değil. Bir taraftan destek veriyor, hadi bakalım. Gaz veriyor. Biz de genciz, hata yapacağımız belli, gazı da aldık. Bir taraftan hakikaten oldukça radikal değişiklikler yaptık. Bir taraftan eleştiriler geliyor.
sonuna kadar arkamızda durdu. Bir taraftan da eleştirmekten de vazgeçmiyor. O zamanlar bunun pek anlam veremediydim. Hem koşulsuz destek veriyor hem de herkesin önünde bizi niye eleştiriyor diye. Ama Neşe'nin karakteri bu aslında. Yani bir türlü sadece olmaktan vazgeçemiyor. Çoğunuz hatırlar bir kere gergin bir bölüm kurulu olacaktı. Odaya girdik, bir baktık masada viski. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Dışarıda böyle dedik, fısıl fısıl konuşuyorduk. Biraz gergin geçecek diye. Onu içtik. Ondan sonra Allah bilir bölümün en tatlı, en rahat bölüm kurulundan biri oldu. Biz zaman geldiğinde zor konularda doğru olanı yapmak için bazen zor şeyleri yapmayı da çok iyi bilirdin Neşe. O zaman hiç unutmayacağım. Aynı şey aslında continuous science kurulurken enformatik tezisinde o da oldu. Orada da oldu. Biz akademik olarak bir araya gelmiştik, birbirimizi tanıyorduk. Bir ortak bir dil oluşturmaya çalışıyorduk. Ama nereye, nerede örgütleneceğimiz, nerede kurulacağı konusunda işte, biraz yöne ihtiyacımız, yönlendirilmeye ihtiyacımız vardı. İlk toplantıyı hatırlıyorum. Yani resmi olarak ilk toplantıyı. Enformatik Enstitüsü'nün o zamanki Emen binasındaydık. 4. katta Neşe'nin odası vardı. O zamanlarda o oda bölünmemişti. Neşe'nin sol tarafta koca bir makam odası diyelim şey var. Zeynep Hoca'nınki hemen karşımızdaydı. Sol tarafta, ortada da sekreterlik odası. Biz odaya girdik. Ben, Deniz, Samet, Gürkan, Wolf. Bu işin nerede kurtulacağını, nasıl yapılacağını konuşacağız. Makam odasında Neşe'nin bir yuvarlak toplantı masası vardı. Makam masası da hemen karşımızda. Oturduk biz. Neşe de orada oturuyor. İşte çaylar, kahveler, şu bu. Ondan sonra konuşmaya gireceğiz. Şimdi ne beklersiniz bu durumda yönetici olarak? Size işte ne beklediğini, neler yapmamız gerektiğini falan söyleyecek sanıyoruz. Neşe geldi yanımıza. Çocuklar, siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ben çıkıyorum. Dedi, çıktı gitti. Hayatımızın en rahat toplantısı olmuştu. böyle çok enteresan bir özelliği vardı Neşe'nin. Bir insana güvendiği zaman onların önünü açmayı, baskı oluşturmamayı, ne yapacağını bilen insanların önünü açmayı gerçekten çok iyi bilirdi. O zamanlar bunu ne kadar takdir ettim bilmiyorum ama sonradan kendine yöneticilik yapmak zorunda kaldığında bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamıştım. Neşe'yi hepiniz biliyorsunuz. Son derece başarılı bir akademisyendi. Son derece başarılı bir idareci de oldu bence. Genellikle insanlar bu ikisini birleştirdiğinde onlara bir şeyler olur. Ama bu Neşe'yi olmadı. Hiçbir zaman sadece elini kaybetmedi. Bunun tamamen kişiliğinden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Yani Neşe sadece olmamayı beceremeyen bir insandı. İstediği kadar idarecisi olsun. Bu da çok büyük bir nimetmiş gerçekten. Neşe'ye ben ilk geldiğim günden beri patron dedim. Bir süre sonra lakap oldu bu. Bilgisayar mühendisliğinde patronumdu, enformatikte patronumdu. Patronluğu bıraktığımda da patronumdu. Hayatım boyunca patron dedim. Hastalığımda da patron diye konuştuk. Güzel bir patron diyorum. Başka ne diyebilirim? Teşekkür ederiz Cem Hocam. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi Sayın Fatoş Yarman Vural söz alacak. Kendisi Neşe Hoca'nın Philadelphia'dan bölümden önce, daha sonra da bölümden yakın arkadaşı. Fatoş Hocam buyurun. Merhabalar hepinize. Neşe hakkında konuşmak kolay değil bugün. Cem de hepimizi duygulandırdı.
Ben kolay ağlamam aslında ama bakalım bu sefer becerebilecek miyim ağlamamayı. Neşe çok farklı dokunuşlar yaptı hepimizin hayatına. Bence en önemli özelliği de bu farklı dokunuşlarıydı. Sadece bir meslektaş, bir hoca, bir bilim insanı değil, aynı zamanda çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir dost, çok iyi bir sırdaş, çok iyi bir paylaşımcıydı Neşe. Ve bunları da bir arada çok profesyonel bir şekilde götürürdü. Yani hem meslektaş olmayı, hem hocalığı, hem arkadaşlığı, hem sırdaşlığı çok dengeli bir şekilde götüren çok nadir insanlardan birisidir benim hayatımda. Birçok binlerce insana dokunduğu gibi bana da çok dokunmuş, çok yön vermiş ve birçok aşamada beni çok desteklemiş bir insandır. Onunla tanışmamız çok ilginç oldu. 1985 yılıydı. Türkiye çok zor bir dönemden geçiyordu. Kenan Evren dönemi, hepimiz hatırlarız o yılları. Bir Amerika'ya kaçış yapmıştık Hüseyin'le birlikte. Drexel Üniversitesi'nden bir teklif almıştım ve idari işlemleri bitirdikten sonra bana ofisimin anahtarını verdiler. Anahtarı, kilidi de soktum, açmaya çalıştım. Baktım kapı açık, içeride birisi oturuyor. Bir hanım, genç, bir zayıf, çok zayıf bir hanım. Good morning dedim. Tabii hiç bilemedim kim olduğunu, Türk olduğunu dahi bilmiyordum. Hiç tanımıyordum ve hiç haberim yoktu onun da Drexel'e geleceğinden. O da benden habersiz good morning dedi bana. Tam o sırada telefon çaldı. Excuse me dedi, telefonu kaldırdı ve merhaba Cemal dedi. O anda yaşadığım şoku hakikaten tahmin edebilirsiniz. Kader bizi o odanın içine götürdü ve biz 2 yıl boyunca Drexel'de aynı ofisi paylaşmakla kalmadık. Aynı hayatı paylaştık diyebilirim. Çünkü ikimizin de küçük çocukları vardı. Benim için zor bir dönemdi. Hüseyin Boston'daydı, MIT'deydi. Ben yalnızdım. Bana hem arkadaşlık, hem annelik, hem sırdaşlık her şey yapmıştır. Ve o dönem içinde hem birlikte araştırma yaptık, yayınlar yaptık, hem hafta sonlarında akşamları beraber olduk. Sürekli bir şekilde beni davet ederdi. Ben de zevkle giderdim, onlarda kalırdım. Cemal'le, Ateş'le, Barış'la birlikte, Derviş benim oğlum, oyun oynarlardı. Çok sıcak, çok güzel anılarım vardır. Hem o evin içinde hem Philadelphia'da. Neşe sayesinde çok daha rahat geçen bir yalnızlık dönemi olmuştur benim için. Bir küçük anımı paylaşayım yine Philadelphia'dan. O sıralarda ilginç bir şekilde 3 Türk kadın, bir de Banu Onaral vardı. Drexel Elektrik Mühendisliği bölümünde bir araya gelmiştik. Kaderin ilginç bir cilvesi. Bölümde zaten toplamda 4 tane hanım var. 3'ü Türk'tük. Ve bir gün telefon çaldı. Bir UPenn'den bir doktor öğrencisi dedi ki, kızcağız ben dedi bir çalışma yapıyorum, başarılı kadınlar ve evli ve başarılı olan kadınlarla ilgili dedi. Anketime katılır mısınız? Biz de katılırız dedik. Sanırım Banu da vardı. Üçümüz hep bir kafeye gittik ve kadın bize sorular sormaya başladı. İşte nasıl eğitiminizi tamamladınız, nasıl doktoralarınızı yaptınız? Hem çocuğunuz var, hem evlisiniz, hem akademisyen olarak başarılısınız gibisinden, ama o kadar üçümüz de hayattan bezmişiz ki, üçümüz de küçük çocukları var, hastalanıyorlar, hastanelere götürüyoruz, yabancı bir ülkedeyiz filan. Böyle birimiz başlıyoruz, ben diyorum Allah kahretmesin, keşke bir köylü kızı olsaydım da bunlar başıma gelmeseydi. Öbür taraftan Neşe sözü alıyor, ya diyor işte diyor çocuk da bizim fıtığı patladı, geçen hafta ameliyat oldu, kaç gün uykusuz kaldık. Öbür taraftan Banu alıyor falan. Böyle sohbetler, baktı ki kız kötüye doğru gidiyor. Dedi ki bir dakika dedi, ben dedi bu anketi burada durduruyorum yoksa benim doktoram tamamlanmayacak. Dedi bunu her zaman her yerde de anlatırım. Çok güzel bir anımdır Neşe'yle. Sonra Türkiye'ye döndük. Benim hiç Ankara yoktu fikrimde. İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'ne girmeyi çok istiyordum. Ama Neşe ile o kadar çok beraber olmuştuk ki Amerika'da o kadar çok şeyi paylaşmıştı ki ve o da o kadar ısrarcı olmuştu ki bir bakıma mıknatıs gibi beni Ankara'ya çeken bir faktördür.
Neşe, Hüseyin'le birlikte. Sonra elektrik mühendisliği bölümüne girecektim. Bilgisayar hiç aklımda bile yoktu. O Asuman'la beraber uzunca bir zaman beni bilgisayara gelmem konusunda ikna etmeye çalıştılar ve sonunda başardılar. Onun sayesinde bilgisayarcı oldum diyebilirim. Onun sayesinde bölüm başkanı oldum. Çünkü o ikna etti beni. Çok yeniydim Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Bir ODTÜ'lü değildim. ODTÜ'lülerde biliyorsunuz bir ODTÜ'lü olma duygusu her zaman vardır. Yabancıydım, yeniydim. Ama Neşe'nin beni o kadar büyük bir desteği oldu ki arkamda. Onun desteğiyle diyebilirim. ODTÜ'de bilgisayar mühendisliği bölümünde başkanlık yaptım ve onun desteğiyle de onun açtığı yoldan, o biraz önce Halit Hocam okuduğu o mektubun izlerini sürmek için de elimden gelen gayreti sarf ettim. Çok çalıştık biz Neşe'yle, çok güzel şeyler yaptık. Birlikte projeler yaptık, Osmanlı arşivleri projeleri yaptık, uzaktan eğitim projeleri yaptık bölümdeyken. Bu OBİ kurslarını ondan devraldım, onun izinde sürdürdüm. Bu CEKÜP projelerinde hep beraber ISÇİS konferansları düzenledik. Yani kader bir bakıma öyle diyebilirim, bizi böyle tutkal gibi o kadar yapıştırdı ki zaman zaman böyle ayrılacak gibi dahi olsak her zaman beraber olduk. Çünkü ikimizde de hep aynı duygular vardı. Biz ülkemizi çok seviyorduk. Biz üniversitemizi çok seviyorduk ve biz birbirimizi çok seviyorduk. Bu sevgi de hep sürecek diyorum. Neşe hiç ölmeyecek benim için. Öldüğünü de hiç düşünmek istemiyorum. Sadece anılarında değil, yaptığı her şeyde yaşayacak. Bundan sonra da hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük bir kayıp. Kayıp demiyorum, bıraktığı izlerle çok büyük bir kazanç Neşe'yi tanımak, Neşe'yle beraber olmak ve Neşe'yle beraber iş yapmak, başarmak. Bu ayrıcalığı yaşadık, ne mutlu bize, o da nurlar içinde yatsın. Hepimize sabırlar diliyorum, teşekkür ediyorum. Sağ olun Fatoş Hocam, teşekkür ederiz konuşmanız için. Şimdi sırada Nazife Baykal, Sayın Nazife Baykal var ama onu Zoom'da göremedik galiba. Yok buradayım. Buradayım, tamam. Hocam. Bağlantıyı şey yapmamak için kapattım videoyu ve sesi. Teşekkürler. Evet. Siz hem eski öğrencisi, yani öğrencisi hem birlikte çalışan hem de ondan sonraki enstitü müdürü olarak söz sizde. Evet. Teşekkür ederim. Bana bu konuşma söylendiği, sorulduğu zaman kafamda neler söyleyebilirim diye düşündüm. Hepsini böyle küçük küçük kafamda belirlemiştim. Ama bana gelene kadar gerçekten de her şey çok güzel ifade edildi. Onları tekrarlamak istemiyorum. Benim de söyleyeceklerim benzer şeylerdi. Ama şu anda aklıma gelenlerden ne söyleyebilirim diye söyleyeceğim. Neşe Hoca benim için 31 yıllık bir geçmişi olan, yani benim her şeyim, ailem, hocam, ablam, annem, her şeyimdi hakikaten. Ben her şeyi, yani gençtim onunla, çok gençtim tanıştığımda. 1989 yılında tanışmıştım. Sonra 90 yılında öğrencisi oldum. 91 yılında onunla çalışmaya 90-91 yoğun bir şekilde başladım. Hep ilkleri yaptık. Hocanın diğer hocalardan belki ya da hepimizden farkı şuydu, çok iyi takip ederdi. Bunları hep kendisinden öğrendim. Çok kolay değildi, sertti ama bu hep olumlu yönde. Bizi hep doğruya teşvik etmeye çalışırdı. Çok eleştirirdi. Biraz önce Cem de söyledi. Korkardık ama bu eleştiriler hep bizi bir adım öne taşırdı. Ve hep yaptığımı biraz daha iyi yapmaya çalışırdım. Hatta şey derdi, senden bir sürü şey isterdim ama hani yapacağını da düşünmezdim. Sonra sen işte bir hafta sonra yapıp gelirdin derdi bana. Böyle bir öğrenci-hoca ilişkimiz oldu. Evi her zaman öğrencilerine açıktı.
Evinde giderdiniz, yemek yerdiniz, konuşurdunuz, çalışırdınız. Ben böyle evi bu kadar öğrencilerine açık bir hoca neredeyse hiç tanımadım. Ve onunla çok güzel bir, zor ve güzel bir hoca-öğrenci ilişkimiz oldu. Bu sürede hani Barış'ın ben herhalde Ateş'in 10 yaşından daha küçüktü. Barış'ın evliliği, Yeşim'in aileye girişi, bu süreçlerdeki takibi, Neşe Hoca'nın böyle her türlü detayla ilgilenmesine de şahit oldum. Yani hep yanındaydım. Ailesinin de bütün günlerinde yanındaydım. Hastalıklarında yanındaydım. Sonra enstitü kurulurken MedCampus projesi benim için çok anlamlı bir proje. Bu ısçısları da beraber planladık. Daha sonra HİBİT'e gitti bu. İzburg'daki şeylere, konferanslara katıldık. MedCampus projesi gerçekten de Enformatik Enstitüsü'nün temelini attığımız çok kıymetli bir projeydi. Ben asistandım o zaman. Zeynep Hocam, Ümit Hocam, Neşe Hocam, Semih Hocam hepsi böyle bir Information Systems curriculum'ları nasıl olur onlara bakardık. İnterdisipliner çalışmalara çok önem verirdi hocam. Her zaman erişilebilirdi. Her zaman ulaşılabilirdi. Çok disiplinliydi. Bütün bunlar her zaman hayatımın her anında bana örnek oldu. Bir de çok dürüsttü hocam. Şey yapmazdı, zaten bir şeyi sevmediyse o kadar rahat anlardık ki yüzünden. Hiçbir şekilde bunu gizleyemezdi. Çok böyle bilirdik. Predictable bir hoca oldu aslında. Bu da bizim için büyük bir şanstı. Daha sonra Halef Selef olduk. Enformatik Enstitüsü için 20. yılda şunu dediğini çok iyi hatırlıyorum. Bu interdisipliner çalışmalara verdiği önemi de çok güzel gösteriyor. Ben o konuşmada şöyle ifade etti. Ben resim yapmaya başladım ve en güzel renklerin aslında temel renklerin bir karışımından ortaya çıktığını gördüm. Enformatik Enstitüsü de işte bu temel bilimlerin birbiriyle iç içe geçmesiyle aynı karışımlardan oluşan bir renk gibi çok güzel bir başarı ortaya koydu. Çok güzel bir görüntü ortaya koydu dedi. Ve Enstitü'ye de böyle bir metaforla bağlamıştı 20. yılında. Elbette benim için bu kadar önemi olan, benim ailemin bir parçası olan hocamı asla unutabilmem mümkün değil. Ruhu şad olsun, saygıyla iyiliyorum. Işıklar içinde yatsın. Teşekkür ederim. Sağ olun Nazife Hocam, teşekkür ederiz. Şimdi ufak bir video fotoğraf sunumu var. Fırat geçebilecek miyiz? Pardon, bir dakika. Merhabalar, ben Neşe Yalabık. 1950 doğumluyum. Bu yıl 2020'de 70 yaşıma giriyorum. Babam memurdu, annem de öğretmendi. Öyle bir ortamda büyüdüm. Sonra Fen Lisesi, İzmit'te oturuyorduk. Sonra Fen Lisesi sınavını kazandım. Ankara Fen Lisesi'nin ilk öğrencilerinden oldum. Hmm. Orada da yine bir sürü yokluk içerisinde, okul binası bitmemişti bile. 3 sene orada okuduk. Sonra çok sıkı dostlar edindik. Şimdi oradaki arkadaşlarımızdan çoğuyla sıkı dostuz, hep görüşüyoruz.
Sonra işte orada Ziya Aktaş bölüm başkanıydı. Zaten o işte çok çabuk davranıp bana hemen teklif getirmişti. Ondan sonra yani o şekilde beni almıştı. Konuğumuzsa Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Sayın Doktor Neşe Yalabık. Hoş geldiniz efendim. Biraz önce filmde de izledik bir bilgisayarı. Bilgisayar nedir ve nerelerde kullanılır? Biraz açıklama yapar mısınız? Tabii bilgisayar elektronik devrelerden ve bazı mekanik parçalardan oluşan bir araçtır, bir makinedir. Bu makinenin özelliği çok hızlı hesap yapabilmesi, aritmetik işlemleri çok hızlı yapabilmesi. Bir ikinci özelliği de çok fazla sayıda, çok fazla miktarda bilgiyi içinde tutabilmesi ve istenildiği anda bize geri verebilmesidir. Yapay zekayı da ki şimdi moda oldu, biz o zamandan beri didişiyoruz, uğraşıyoruz yapay zeka üzerinde. Örüntü tanıma, yani o da yapay zekanın kalbini teşkil ediyor, yani oluşturuyor. Değil mi? Ondan sonra şimdi görüyoruz. Kaç sene, 50, kaç sene oldu? 79. Dün kaç? 40. 40 oldu tabii ya. Evet, 40 sene önceden bahsediyoruz. Biz o zaman kendimizi bu yapay zeka işlerine adadık. İşte şimdi görülüyor sonuçları. Onun için biraz da üzüntülüyüm. Yani emekli olduktan sonra dışarıda herkes bununla uğraşmaya başladı. Biz sadece üniversitede uğraşıyorduk o zaman yani. Komisyon kurdular. Nasıl olur? Nerede eğitim? Yani nasıl bir eğitim olur falan filan. Biz işte çalıştık komisyonda. İşletmeden arkadaşlar vardı. Endüstri mühendisliğinden, hatta fizik bölümünden arkadaşlar vardı. Elektrik mühendisliğinden falan. Çok güzel bir çalışmalar yaptık. Sonra bir gün aniden bir telefon. Enstitü kuruldu, YÖK'ten çıktı diye. Ve Suha Sevik bana işte oranın müdürlüğünü teklif etti. Ama dedi, yani şu dediğini hiç unutmam yalnız. Benim için bölüm çok önemli. Yani hani bölüm başkanlığını da sen bırakıyorsun, bırakacaksın eğer bunu kabul edersen. Yani bilmiyorum, bölüme çok önem veriyor. Yani hani iyi birisi bölüm başkanı olsun gibisinden. Eğer sen bu tarafa gideceksen. Ben dedim ki vallahi 5 senedir yapıyorum. Huzursuz da bir bölümdür genellikle. Onun için ben bu yeni bir şey benim için. Ben bunu alayım. Kabul ettim o zaman. Evet, teşekkür ediyoruz. Burada videolar, video röportajlar Sayın Gölen Şakiroğulları tarafından yapılmıştır. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hatıra oldu bizler için. Şimdi mezunlar, öğrencilerimize geçiyoruz. İlk önce zaman kısıtı nedeniyle Sayın Nilüfer Önder'e Önder söz alacak. Kendisi mezunlarımızdan ve hocamızın da öğrencisi olmuştu. Nilüfer Hocam. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Nilüfer Önder.
ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği 1985 yılı mezunuyum. Master'ımı ODTÜ'de, doktoramı University of Pittsburgh'de yaptım. 1999 yılından beri Michigan Technological University'de Bilgisayar Bilimleri bölümünde öğretim üyesiyim. Neşe hocamızın vefatını duyduğumda yoğun bir pozitif enerji hissettim. Ondan aldıklarımı bir bir aklımdan geçirdim günlerce. Garip bir şekilde aklıma çocukluk tekerlemesi takıldı. Oyuna başlarken söylerdim. Aldım, verdim, ben seni yenmeye geldim. Bu tekerlemeden aldım, verdim sözcüklerini alacağım. Size iki konuda Neşe Hocam'dan aldıklarımı ve onları nasıl verdiğimi anlatmak istiyorum. Neşe Hocam'dan birincisi, çok kaliteli bir ders aldım. Ferda Hoca bahsetti. Çok şey öğrendim ama dersler çok zevkli geçerdi. Zevkli geçmesinin sebebi, derste tasarım yapardık ve tasarımlarımızı birbirimizle tartışırdık. Bunlar 1980'lerde çok ileri kavramlardı. Ben de kariyerim boyunca hep zevkli, ilerici dersler vermeye çalıştım. İkincisi, Neşe hocamız gerçek bir hanımefendiydi. Gerçek hanımefendiler, gerçek beyefendiler bulundukları ortamda ilginin ve motivasyonun odağı oluyorlar. Neşe hocamız da böyleydi. Ben bu tür ortamları kurmaya çalıştığımda Neşe Hanım hep orada gülümsüyordu. Aldım, verdim. Neşe Hanım'dan alarak ve vererek hissettiğim sonsuzluğun içerisinde kendisini anmak bana sıcak, güzel duygular veriyor. Umarım bunları size de verebilmişimdir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Nilüfer Hocam, sağ olun. Şimdi doktor öğrencilerinden ve Enformatik Enstitüsü araştırma görevlilerinden Sayın Pınar Onay Durdu söz alacak. Pınar Hocam. Herkese merhabalar. En son Neşe Hocam'ın bu kadar büyük bir grupla 10 yıl önceki yaklaşık sanırım emekliliğinde bir araya gelmiştik. Az önce de kendi röportajından kesit verilince sanki dinleyiciler arasında o da beni dinleyecekmiş gibi hissettim. Neşe Hocam her ölüm erkendir. Neşe Hocam'ın vefatı bana göre çok çok erken oldu. Bugün burada konuşma yapmak için düşünürken Neşe Hocam'la ilgili bazı anahtar kelimeler belirledim açıkçası. Ve o anahtar kelimelerle ilişkili birkaç anımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü benden önceki hocaların birçok akademik yönden, başarılarından, projelerinden bahsettiler. Ben 2004-2007 arasında Enformatik Enstitüsü'nde araştırma görevlisiydim. Aynı zamanda kendisinin doktor öğrencisiydim. Son doktor öğrencilerinden son bir tanesiyim. Neşe Hocam bir doktora tez danışmanı olarak zordu açıkçası. Çünkü mükemmelliyetçiydi, kolay beğenmezdi. Sertti, beğenmediğini hemen söylerdi. O yüzden de açıkçası biraz çekinirdim Neşe Hocam'dan her zaman. Bizim her cuma tez görüşmelerimiz olurdu. Her cuma saat 11'de benimle, öğle arasından sonra bir de diğer tez öğrencisi arkadaşımla, o da birazdan söz alacak. Bilgisayar mühendisindeki kapısına gidip kapısını çalmadan önce her zaman şöyle bir nefesimi tuttuğumu hatırlarım. Acaba kapının arkasında neler yaşayacağız diye, ama sonuçta hani yapmış olduğumuz çalışma ile ilgili her zaman yol göstermeleri, yön göstermeleri ve motive etmesiyle sonlanırdı her hafta toplantımız. Ve sonrasında da bizi yemeğe götürürdü Neşe Hocam. Her cuma öğlen onun belirlediği Ankara'nın güzel yerlerinde beraber yemek yerdik. Bu şekilde de anaç bir yönü vardı. Aynı zamanda Enformatik Enstitüsü'nün kurucusu olması nedeniyle sadece danışmanlık yaptığı öğrencilere değil, bence tüm öğrencileri için
anaç bir yapısı vardı. Daha önceki hocalarım da bahsettiği gibi evini hepimize açardı. Sadece tez öğrencilerine özel bir durum değildi. Biz enstitüdeki tüm araştırma görevlileri dönemde belki birkaç defa Neşe hocamın evinde partiler verirdik. Öyle söyleyeyim. Ne denir? Hepimize bu anlamda motivasyon sağlardı. Motive ediciydi ve çözüm odaklıydı. Yine tez sürecimde işte tezimin bitirmeme çok yakın bir dönemde işte yaz sonuydu. Yıllık izin kullanması gerekiyordu. Göce'ye gitmişti. O zaman şimdiki kadar online platformlar vesaire de böyle yaygın kullanılmıyor ama yine de e-posta ile çözebileceği tezimdeki düzeltmelerle ilgili dedi ki atla gel, Göce'ye gel dedi. Hani ve satır satır tezimin üzerinden beraber geçtik. Göcek'te bir plajda. Hani herhangi bir doktora tez danışmanı yoktur ki bir öğrencisine bu şekilde imkanlar sağlasın. Geriye dönüp baktığımda hani bu bir tez öğrencisi için oldukça motive edici bir durum. Sürekli düzenli çalışma konusunda da bizi, istikrarlı ve düzenli çalışma konusunda da hep bizi yönlendirirdi. Yine hem sertliğiyle ilişkili olarak tez önerimden ilk geçtiğim zaman o hafta cuma günkü öğle yemeği, cuma günkü toplantıya gitmedim ben. Ondan sonra sonraki hafta enstitüde yeni yıl etkinliğimiz vardı sanırım. Bilgisayar mühendisliğinden enstitüye geldi ve hayrola Pınar dedi, tez bitti zannediyorsun herhalde dedi. Bu da aslında akademideki tüm çalışmaların istikrarlı ve sürekli olması gerektiğiyle ilgili bana iyi bir ders verdi. Şimdi de hem akademik kişiliğimin, kendim de bir akademisyen olarak öğrencilerime yol göstermeye çalışırken hep Neşe hocamın bize nasıl davrandığını hatırlayarak öğrencilerime mümkün olduğunca davranmaya çalışıyorum ama onun kadar olabilmem mümkün değil sanırım. Sonrasında tez bittikten sonra da ben Kocaeli'ne yerleştim. Yine Neşe hocamın bilgisayar mühendisliği bölümünde hoca yaptığı kişilerden biriyim. Kendim bilgisayar mühendisliği olmama rağmen enstitüdeki interdisipliner projeler, tezler sayesinde. O yüzden şu an bugün bulunduğum burada hem kişilik hem akademik hayatta her şeyimi Neşe hocama borçluyum diyebilirim. Ve Kocaeli'ne döndükten sonra da hep bir telefon mesafesi kadar yakınında olduğu. Sen de benimle ilgili konuşursun belki. Evet, evet. Fatoş hocam da sağ olsun. Evet, yine bilgisayar mühendisi olmam da öğretim üyesi yetiştirme programının katkısı çok büyük. Fatoş hocam da o programın başındaydı. Fatoş hocam ve Neşe hocamın sayesinde diyebiliriz bugün geldiğim yere söyleyebilirim. Sonrasında da her zaman desteğini hiçbir zaman esirgemedim. Herhangi bir şey danışmamız gerektiğinde hep bir telefon mesafesindeydi. Şimdi bundan sonra telefonun ucunda olmayacağını bilmek çok üzüntü verici bir durum. Erken kaybımız için çok üzgünüm. Son olarak da ailesine ve burada yer alan tüm sevenlerin, arkadaşlarına, dostlarımızın, dostlarına hepimizin başı sağ olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun Pınar Hocam. Şimdi yine son doktor öğrencisi sanırım ve Enformatik Enstitüsü Araştırma Görevlisi. Daha sonra da yaşamında birlikte arkadaşı Nigar, Sayın Nigar Şen'e sözü veriyorum. Merhabalar. Benim için zor bir konuşma olacak, baştan söyleyeyim. Buradaki herkes için çok büyük bir kayıp. Kendisi çok değerli bir insandı. Ama benim hayatımda çok önemli bir yeri vardı.
Çok uzun süredir birlikteydik. Son gününe kadar yanındaydım. Kendime başından beri söz verdim ağlamamak üzere ama çok zor benim için. Şöyle Neşe Hocam'la tanışmam Enformatik Enstitüsü'ne asistan olarak girmemle başladı. Aslında hocalarımızın hepsi çok değerli cümleler kurdular. İnterdisipliner çalışmalara çok değer verirdi. Ben de mühendislik mezunu olmayan bir öğrencisi olarak ODTÜ Matematik mezunuydum ve enformatiğe girmiş olmanın gururuyla hem de asistan olarak çalışmalarıma devam ediyordum. İlk günden beri çok yakın çalışmaya başladık. Ben hem yüksek lisansımda hem doktoramda kendisiyle birlikte çalışma şansına ulaşan ender kişilerdenim. Asistanlığımız boyunca da her zaman yanımızdaydı. Yani akademik olarak da çok çok değerli bir insandı. Hayatım boyunca aldığım bütün önemli kararlarda hep yanımdaydı. Uzaktan eğitim platformu kurmak üzere asistan olarak biz girmiştik ama bir süre sonra beni aslında haklı olarak yönlendirmişti. Kendi uzmanlık alanında olan örüntü tanımayla ilgili senin matematiğin çok iyi, gel bu konularda çalışalım. Şimdi aslında röportajında bahsettiği konuları da biz bir araya geldiğimizde hep konuşurduk. Yapay zeka artık son yıllarda çok daha popüler oldu. Biz o zamanlar, tabii benden önce çalışan hocalarımız da var. Biz o zamanlar bu konularla ilgili çalışmak üzere çok kafa yormuşluğumuz vardır. Kendisi de beni örüntü tanıma konularında yetiştirmek üzere çok aslında çok ciddi anlamda yönlendirdi. Almam gereken dersler, birlikte projeler yazdık. O projelere bazısında doktora öğrencisi, bazılarında koordinatör olarak yer almamı sağladı. Onun yanında olarak aslında yani sadece örüntü tanımayı değil, biraz insan yönetmeyi de öğrenmiş oldum. Gerçekten çok ciddi bir yöneticiydi. Bütün öğrencilerin söylediği gibi aslında biraz da korkardık. Çok sertti, çok acımasız eleştiriler de yapardı. Ama bunun aslında ne kadar kıymetli olduğunu çok sonra ben de iş hayatına atılınca öğrendim. Yani insan yönetmek zorunda kaldığımda yapıcı eleştirinin aslında o insanın kişiliğine, çalışma tarzına, çıkardığı işin kalitesine ne kadar katkı verdiğini öğrenmiş oldum ve onu tekrar tekrar aslında kendisine söyleme fırsatı da buldum. Yani bu da aslında benim için çok büyük bir şanstır. Hem dediğim gibi doktorumun bitmesinde, burada Volkan hocama da, kendisi de burada olduğu için ona da çok teşekkür ederim. Doktoram boyunca kendisi de co-advisor'ım olarak benim hep yanımdaydı. Neşe hocamın ve Volkan hocamın desteğiyle doktorumun bir kısmını Hollanda'da yapma şansı buldum. Bunlar sadece benim akademik hayatıma, doktora diplomama değil, aslında dünya vizyonuma da çok şey katmıştı. Yani Neşe hocanın zaten hayatıma kattığı şeyler, dediğim gibi yani akademik çalışmalarımız evet bir yerde bitti. Ama onun emekliliğinden sonra ilişkimiz başka bir boyuta taşınmıştı. Az önce Pınar'ın da bahsettiği gibi biz çalışmalarımızı hep eğlenceli hale getirirdik. Öğle yemeklerine giderdik. Orada bize verdiği ödevlerden bahsederdik. O da zaman zaman eleştirir ama zaman zaman çok da iyi motive ederdi. Bazen insanın kendine özgüvenini kaybettiğini hissettiğinde de aslında çok ciddi motivasyon cümleleri kurardı. Sen çok daha iyisine layıksın. Yani ben farklı pozisyonlarda iş hayatına atıldığım zamanlar oldu. Buralarda da beni aslında uyardı. Belki şu an olduğum yerde, daha mutlu olduğum yerde beni görmek istiyordu. Ve dediğim gibi her kararımda her zaman yanımdaydı. Biz onunla yemek kurslarına giderdik. Birçok aslında kuruluş adına düzenlediği yemek kursları vardı. Bunlar sayesinde dünya mutfağına olan ilgimiz arttı. Yani her hafta, her pazar gittiğimiz bu Bilkent Turizm Otelcilik içerisinde gittiğimiz bir yemek kursu vardı. Onun da organizatörüydü. Her şeyi organize etmeyi çok severdi. Yani küçük toplantılardan büyük organizasyonlara kadar her şeyin içinde olmak, her şeyi aslında her taşın altına elini koymayı da severdi. Hiçbir işten kaçınmazdı. Ve üzerine aldığı işin de mükemmel olmasını isterdi. Her zaman çok dakikti mesela. Yani mutlaka sadece bir öğle yemeğinde buluşacaksak bile mutlaka söylediği saatte kendi gelirdi, gelinmesini de isterdi. Bana da her fırsatta sen bana çok benziyorsun.
kızım kadar benziyorsun derdi. Aslında evet benzediğim yerler vardı ama biraz da benzemeye de çalışıyordum. Yani özellikle onun gibi olmak istiyordum. Çünkü yani onun kadar güçlü bir karaktere yani yakınımda sahip olmak benim için hayatımın şansıydı. Son günlerine kadar yanındaydım. Hastalığı boyunca bile hiçbir zaman yorgun göründüğünü, güçsüz göründüğünü görmedim. Kendine bunu yediremezdi çünkü. Hala kulaklarımda hep nasılsınız hocam, çok iyi görünüyorsunuz dediğimde hep gayet iyiyim, gayet iyiyim, hep gayet iyiyim cümleleri kulaklarımda çınlıyor. Hiçbir zaman kötüyüm, yorgunum, hastayım demedi. Hep iyiydi. Son günlerine yaklaştığında bile giderdim ziyaretine. Hiç üşenmezdi, kalkardı, giyinirdi, süslenirdi. Birlikte yine aynı öğle yemeğine çıkardık, gezerdik. Ve bu yemeklerimizdeki içerikler dediğim gibi aslında bir süre sonra akademik olmaktan çok okuduğu kitaplardan bahsederdi, izlediği yeni filmlerden. Yani bu enerjisini bazen yani takdir eder, bazen de gerçekten kıskanırdım. Bu kadar enerjiyi nereden buluyor? Yani bütün bu kitapları ne zaman okuyor, bu filmleri ne zaman izliyor? Yani karşılıklı birbirimizi beslediğimiz terapi tadında aslında görüşmelerimiz olurdu ve her zaman saati unuturduk. Kendisiyle sohbet etmek çünkü her zaman çok değerliydi, çok besleyiciydi. Yani fikri olmayan çok az konu vardı. Gündemi yakından takip ederdi, dünya tarihi bilirdi. Yani zaten mutfağa ilgisini hepimiz biliyoruz ve bunları aktarmaktan çekinmezdi. Her zaman etrafını aydınlatmayı çok severdi. Umarım olduğu yerde de ışıklar içinde uyuyordur. Hepimizin başı sağ olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol Nigar. Nigar Hocam teşekkür ederiz. Sağ ol. Bir sonraki konuşmacımız Mustafa Özçilingir olacak ama burada mı acaba, Zoom'da mı Mustafa? Sanırım yok. O zaman Enformatik Enstitüsü Bilimsel Bilişsel Bilimler Doktora mezunu ve araştırma görevlisi ve daha da önemlisi NetClass bahsedildi. Deniz Hocam bahsetti. NetClass Meta Online'ı geliştiren gruptaki kişilerden Sayın Tevfik Altekin. Tevfik Hocam. Merhabalar herkese. Evet, ben Enformatik Enstitüsü'nün ilk doktora mezunlarındanım sanırım, bilişsel bilimlerden. Aynı zamanda da bir yandan da çalıştım Enformatik Enstitüsü'nde Neşe Hoca ile birlikte. 1998 yılında girmiştim ve Neşe Hocamızın özellikle uzaktan eğitim konularında yaptığı çalışmalarda ilk başlarda yazılım geliştirici, daha sonra da proje yöneticisi pozisyonlarında çalıştım Neşe Hocam'la birlikte. Aslında çok bahsedildi. Neşe Hocam'ın gerçekten hani şimdi daha iyi de anlıyoruz. Bugün hani uzaktan eğitimin geldiği nokta, özellikle pandemi sonrası iyice artan önemini. Hani bu dediklerimiz yaklaşık 25 sene önceydi ve ilkleri yapmışız hakikaten o zaman şimdi bakınca geriye. Neşe Hocamızın vizyonu ve öncülüğünde birçok iş yapıldı. NetClass isminde bir öğretim sistemi geliştirildi, bir yazılım geliştirildi. Yine ODTÜ'de birçok bölümden birçok hocayla birlikte ders içerikleri hazırladık, interaktif ders içerikleri. Birçok ulusal ve uluslararası projeler yaptık birlikte. Aynı zamanda şimdi hatırlıyorum, hani o zamanlar bu ulusal yönetmeliklerin de çıkmasında büyük katkısı oldu Neşe Hoca'nın uzaktan eğitim konusunda. Çünkü birçok şey ilkti o zamanlarda. Hani bunlar nasıl olacak, programlar nasıl oluşturulabilecek, bunun kuralları ne olacak gibi konularda birçok katkısı oldu. Hani şimdi onların önemini şahsen bir daha düşündüm bugün geldiğimiz noktada ve ne kadar değerli katkılar olduğunu hem Türkiye için hem uluslararası boyutta da ilklerde o zaman yapılan çalışmalar. Benim de o dönemler çok birlikte vakit geçirdik. Ben daha sonra İstanbul'a geldim 2004'ten sonra, aslında ODTÜ'den ve Ankara'dan oldukça uzak kaldım. Bir de son şey, hani şeyi de söylemek istiyorum. Neşe Hoca sertti dedi hocalarımız. Belki tatlı sert
gibi benim aklımda daha çok öyle kalmış durumda. Ve hani yöneticiliğin birlikte, sonuçta benim de yöneticimdi ve hani birçok tecrübeli hocamız var burada. Yöneticilik yapmak gerçekten zorlu bir iş. Benim hatıralarımda yani tanık olduğum herhangi bir Neşe Hoca'nın herhangi bir kişinin kalbini kırdığını veya kötü davrandığını hiç şahit olmadım ben. Bu da aslında hani oldukça zor bir şey yöneticiyken. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi daha iyi anlıyorum bunun ne kadar önemli olduğunu. Ben tüm sevenlerinin başı sağ olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Tevfik Hocam. Herhalde bahsettiğiniz gibi tatlı sertlenmek istendi. Yani yoksa kimsenin kalbini kırdığını ben de sanmıyorum. Diğer hocalarımız da onu kastetmiyordu sanırım. Teşekkürler. Şimdi Fatoş Hocamıza çok kısa bir söz alacak Fatoş Hocamız. Demin çok ilginç bir yanlışlık oldu. Öğrencilerim Neşe'nin kaybından sonra sağ olsunlar çok fazlasıyla bana taziye mesajları gönderdiler. Telefonla arayıp başsağlığı dilediler. Biraz önce de bir öğrencim aradı. Başınız sağ olsun hocam. Sizi izliyordum internette, YouTube kanalında diye. Ben de ona ileride sen de belki beni böyle güzellikle anarsın derken mikrofon açık kalmış. Aslında ben o lafı Pınar'a değil öğrencime söylüyordum. Özür dilerim. Yani orada bir yanlışlıkla bir düğmeye dokunma oldu. Böyle Neşe ile ilgili çok fazla mesaj aldım. Bir tanesini daha paylaşayım. Hemen bitireyim. Öğrencilerimden biri yazmış. Hocam başınız sağ olsun. Ben Neşe Hoca'yı hiç tanımadım, hiç karşılaşmadım ama siz o kadar çok bahsederdiniz ki sizin anlattıklarınızdan çok mükemmel, çok iyi bir insan olduğunu öğrendim. Nurlar içinde yatsın diye bir mesaj aldım. Beni çok etkilemiştir. Onu da paylaşmış olayım bu vesileyle sizlerden. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam açıklamanız için. Şimdi Sayın Gölay Şakiroğulları söz alacak. Kendisi bölümümüzün ilk mezunlarından. Tabii doğal olarak sanırım Neşe hocamızın da öğrencisi olmuş. Ama özellikle kendisine bu Neşe hocamızla yapmış olduğu iki röportaj için çok teşekkür ediyoruz. Gölay hocam. Sesim geliyor herhalde. Evet. 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 Şimdi Neşe hoca benim için çok özel bir insandı. Dört konuda çok özelleşmişti benim için. Birincisi öğretmenliği, hocalığı çok özeldi. Biz 77'de bilgisayar mühendisliği bölümü açıldığında giren ilk 50 çocuktan birisiydim ben. 40 mı 50 mi bilmiyorum o ilk alınan çocuk. Ve hayatımda hiç bilgisayar duymamıştım. Yani bilgisayarla ilgili hiçbir bilgim olmadan geldim bölüme. Aydın Lisesi mezunuyum. Liseden bir hocamın yönlendirmesiyle geldim. Ve İngilizcem berbattı. Yani dersleri çok zor anlıyordum. Herkes bir kere çalışıyorsa ben 10 kere çalışıyordum. Ama şeyim de kırılmaya başlamıştı. Yani azmim de kırılmaya başlamıştı. O dönemlerde Neşe Yalabık Hoca digital derslerini ondan aldım ben. Neşe Hoca'nın şimdi hocalarımızın hepsini tenzih ederek söylüyorum. Neşe Hoca'mın bir özelliği vardı. Bütün sınıfın anlaması için uğraşırdı. Yani herkes anlasın diye uğraşırdı. Bir kere anlatırdı, bir bakardı, durumu anlardı, bir daha anlatırdı, bir daha anlatırdı. Her hoca öyle değildi. Bazıları için sınıfın üçte birinin anlaması yeterliydi. Ben hep o anlamayan diğer üçte birlik kısımdaydım. O yüzden üçüncü, dördüncü, beşinci anlatmalar benim için önemliydi. Ve o her anlatışında ben onu dinledikçe, o eğer benim anlamamı bu kadar istiyorsa benim de anlamam lazım şeyine kapılırdım. Yani hissine kapılırdım. Bana azim verirdi. Yani bana hırs verirdi açıkçası. O anlatmak istiyorsa benim de anlamam lazım hissini verirdi. Ben de bir kere anlamadıysam 5 kere çalışırdım o yüzden. Onun o derste onu o yüzden hayranlıkla izlerdim. O azmini, sabrını,
Hatta bir gün o kadar üstüne gittik ki demek ki gözümün önünde tahtaya dönüyor, çiziyor, dönüyor, bize anlatıyor. Ağzı, yüzü, gözü, her tarafı tebeşir olmuştu. Yani o yoruluyor anlatırken, yazarken ama hiç bıkmıyordu. Onun azmini ben hep örnek aldım kendime. Bu benim için özeldi. Diğer hocalarımın yanında azim verdi bana, yani hırs verdi açıkçası. Daha çok çalışmam lazım. Anlamıyorsam bir daha çalışacağım. Anlamıyorsam bir daha çalışacağım diye hep öyle bir düşünceye yönlendirdi beni. İkinci Neşe Hanım'la şeyim, ben folklorcuyum, halk oyunları sevdalısıyım. Bütün boş vakitlerimde ben TABT'de geçirdim. Herhalde 30'a yakında yöre oynarım. Oynamaktan çok zevk alırım. Çok iyi Silifke oynarım. Üniversitenin Silifke yarışma ekibindeydim 82'de. Ben TABT'nin arşivini düzenlemeye soyundum. Öyle bir misyon edindim kendime. 60 yıllık bir arşivi var Türk Halk Bilimleri Topluluğu'nun. Orada tozlu sayfaların içinde Neşe Hanım'la karşılaştım. O benim için ikinci özelliği oldu. Neşe Hanım'ın çok iyi Silifke oynadığını, Silifke ekibinde olduğunu öğrendim. O benim için ayrı bir paralellikti. Ondan sonra üçüncü olarak Neşe Hanım'la karşılaşmam. Benim oğlum ODTÜ elektrik mezunu fakat mezun olduğu gün geldi. Ben elektrik elektronik mühendisliği yapmak istemiyorum dedi. Kendisi dil bilim sevdalısı bir çocuk. Dil öğrenmeye meraklı. Ben de informatikte linguistik üzerine kendimi yönlendireceğim dedi. Ve informatikte Cem Hoca'nın öğrencisi oldu. Ben ondan sonra ilgimi informatiğe kaydığı zaman Neşe Yalıbık'la bir kez daha yüz yüze geldim. İnformatiği kuran ama multidisipliner alanları çocukların yönlenmesini sağlayan, bu konuda alan açan bir insan olduğunu öğrendiğimde de çok özelleşti benim için. Ve bu hastalığını öğrendiğim zaman onu belki bir kaybetme korkusu, belki bir geç kalma paniğiyle ben evine gittim açıkçası. O mütevazi evde karşıma oturttum, konuş dedim hocama. Yani konuştu, o kadar mütevazi, o kadar şey bir insan ki yani. Bu arada eşini de bahsetmeden geçemeyeceğim. Yani bir gölge gibi, bir melek gibi o eşini böyle sessizce takip eden o eş. Hani her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. O gün o söyleşi sırasında da ben 5 dakikada tüketilen, yok olan bir şeyi yeme, mutfakta yemek yapmaktan hiç hoşlanmadığımı, çünkü bu kadar zaman harcayıp da ondan sonra onun 5 dakikada tükenişini, yok oluşunu seyretmeyi sevmediğimi söyledim. O da bana çıkarttı, şeyini verdi, yemek kitabını verdi. Bu 4. benim için vurgundu. Yani böyle bir yanın olduğunu hiç bilmiyordum. Onun üzerine bir de yemek üzerine bir sohbet yaptık. Yemek yapmaktan hoşlandığını ve yemek yapmanın, hoşlanmanın ne demek olduğunu anlattı bana. Benim için çok özel bir insan oldu. Her yakaladığımda onu, gerek Türk Halk Bilimleri Topluluğu'ndaki geçmişiyle benim bir ablam, bölümde çok değerli ve bana bölümü bitirme sebeplerimden biri olan bir hocam. Yani hocalarımı hepsini severim ama onun azmi, onun sabrı bana çok ilham verdi. Öyle bir hocaydı. Dur içinde yat hocam, ışıklar içinde uyu. İyi ki yapmışım, iyi ki konuşmuşum seninle. Kendimi de tebrik ediyorum bu konuda. Başka diyecek bir şeyim yok. Çok sağ olun Gülay hocam. Gerçekten çok önemli bir yani röportaj, yani çok önemli bir anı hepimiz için. Çok sağ olun. Tekrar teşekkür ederiz size. Evet, şimdi gene hem o videodan hem de birkaç fotoğraftan bir kısa sunumumuz var.
Fırat, sunuma geçebilir miyiz acaba? Halk danslarını ben seviyordum. Lisedeyken de biraz galiba oynamıştık. Kulüplere baktım. Ottu'daki kulüplere beni hangisi ilgilendiriyor? Çünkü hareketli bir insandım yani. Hareket etmeyi, oynamayı seviyordum. Dans seviyordum. Ondan sonra bu iyi oldu. Kendim girdim. Orada koroya da çıkıyorduk. Hiç şarkı söylemem ama işte arkadan vurdu. Aslında ben ODTÜ'den ayrıldıktan sonra bayağı aktif oldum bu konuda, biliyor musun? Amerika'ya gidince. Orada çalıştırdım şey... insanları ben. Ha. Yani orada ekip kurduk. Geliyorlardı öyle doktor öğrencilerimiz, Türkler falan. Bayağı Silifke öğrettim. Böyle öğrenci fuarları, şeyleri oluyordu. Teşekkürler. Şimdi ilk bölümün son kısmına geldik. Bu kısımda tabii çok arkadaşı var Neşe hocamızın, çok yakını var. Birkaç tanesiyle burada yer alacak. Gene belirttiğim gibi konuşmak isteyenler birazdan son bölümde tekrar yer alabilirler. İlk önce yakın arkadaşlarından hem resim, birlikte resim yaptı. Nilgün, Sayın Nilgün Baray'a söz alacak. Nilgün Hocam, acaba... Evet, ben buradayım. Tamam, buyurun, konuşabilirsiniz. Volkan da uygun herhalde, değil mi? Evet evet, duyuyoruz sizi. Buyurun hocam, söz sizde. Bu olağanüstü günlerde hepimizin yaşamı farklı boyutta devam etmekte ve bu olağanüstü günlere bir de bugünkü toplantımızın konusu katılmış durumda. Ben Neşe'nin Bilkent Üniversitesi'ne, Cemal'in Bilkent Üniversitesi'ne girişiyle tanıştım. Ve bu süre çeyrek asırı geçen bir süre birlikte olduk. Ve bu süre içinde çok hoş anılarımız, diğer bütün konuşmacıların söylediği gibi akademik hayatından sonraki dönemle ilgili hatıralarımı paylaşmak istiyorum. Çalıştığı dönemde gezilerimiz, hatıralarımız
uzun yıllar birlikte bunları paylaştık. Diğer taraftan bizim UNICEF gönüllüleri olarak yaptığımız çalışmalarda Neşe'nin çok büyük katkıları oldu. Demin bir öğrencisinin bahsettiği gibi onunla beraber çeşitli kurslar düzenledik. Onun dışında bütün kermeslerimizin kitap bölümünde Neşe'nin çalışmaları oldu ve orada çok çok anılar biriktirdik. Ben Neşe'nin emeklilik dönemiyle ilgili anılarımı paylaşmak istiyorum. Onun kitabıyla ilgili yine epey anılarımız oldu. Ve kitabını bastırdıktan sonra ikinci kitabının programını yapmaktaydı. Ve o gün yaptığımız bir görüşmede kendisinin daha önceki yıllarda resimle ilgilendiğini bana söyledi ve emeklilik döneminde ben resim yapmak istiyorum dedi. Yağlı boya çalışmak istiyorum dedi. Ben de uzun yıllar yağlı boya çalışmıştım. İşte çalışmaktayız daha hala da. Sulu boya çalışmıştım. Tamam Neşe dedim. Nasıl istersen, eğer sana uygunsa size de bir grup kuralım. ODTÜ'den emekli olan bir grup kurduk. Cuma günleri Neşe resim derslerine başladı. Ve o kadar mutluydu ki tuvale renkleri dökmekte ve çıkan sonuçlardan da çok 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 başarılıydı. Meslekle ilgili mi bilemeyeceğim ama perspektif konusunda epey başarılıydı. Desenleri çok başarılıydı ve bunu yapmaktan çok çok büyük mutluluk duyuyordu. Renkler arasında hayallere dalar ve bunları gerçekleştirmek için çok iyi sonuçlar aldığını ben hep izledim. Bu epey uzun süre bu çalışmalar devam etti ve Neşe resim çalışmalarını kendi çektiği fotoğraflardan çoğunu gerçekleştirdi. Onun renklerle ilgilenmesi, onun bu renkleri tuvale aktarma biçimi hepimizin takdirini kazandı. Açıkçası daha önceden çok ciddi bir çalışma dönemi geçirmemişti ama böyle bir yeteneği vardı. Özellikle portre çalışmalarında çok başarılıydı. Tıpkı de bundan önceki bütün konuşmacıların söylediği gibi akademik hayatındaki başarısı resme de yansıdı. Çünkü o çalışmalarını da bir akademisyen gibi götürüyordu. Yani dış dünyayla bağlantısını kesip sadece ve sadece tuvalle baş başa kalıp sadece renklerle uğraşıyordu. Yeni renkler bulmak, yeni tuvale o renkleri yansıtmak ve çok çok mutluydu. Ve bu mutluluğunu bana yansıtırdı sık sık. Ve ben de tabii çok öyle bir hobisini ona gerçekleştirmekte çok mutlu oluyordum. Diğer bir arzusu da o grubun bir sergi açmaktı. Şimdi o grup mühendislerden oluşan, ODTÜ mühendislerinden oluşan bir cuma resim grubuydu. Hocamız son derece yumuşak ve son derece esprili bir hocaydı ve bana hep takılırdı. Çok mutluyum böyle bir grup kurduğun için ama mühendislerle bir şey öğretmek çok zor derdi. Çünkü öğretmeye alışık olan kişilere bir şey öğretmek hakikaten hocamızı zorlamaktaydı ama esprilerle, fıkralarla bu çok neşeli bir şekilde devam ediyordu. Neşe oraya devam etmekten çok çok mutluydu, çok eğleniyordu. Sıra sergi işine geldi ve Neşe bir sergi açmak istedi. Ve diğer arkadaşlarla beraber ve bunu çeşitli araştırmalar yaptık ve sonunda geçtiğimiz Nisan ayı için bir sergi
anlaşması yaptık Ankara Üniversitesi Ankusev salonlarında. Neşe çok mutlu oldu. Resimlerimizi çerçevelettik. Her şeyimizi hazırladık ve Nisan ayında bu sergiyi gerçekleştirecektik. Fakat maalesef bu büyük engel karşımıza çıktı. Covid nedeniyle sergimizi iptal etmek durumunda kaldık. Ben Neşe'nin hastalığı süresince hep birlikte olduk. Asla böyle bir hızlı sona geleceğini tahmin etmemekle beraber ona bir sergi açmayı nasıl acaba gerçekleştiririz diye çok düşündüm. Ve kızımla beraber bir sanal sergi düşündük. Gerçekleştirebilir miyiz acaba diye. Buna hep birlikte karar verdik. Desteklerle kızım bu sanal sergiyi gerçekleştirdi. Neşe o kadar mutlu oldu ki, gerçi bu pandemi döneminde bu hepimizin ruhuna biraz merhem oldu. Hepimizin çok hoşuna gitti ama Neşe çok mutlu oldu bu sanal sergiden. Bu sanal sergiyle bütün eşimiz, dostumuz, akrabamız, dünyada kim varsa hepsinin evine girdik. Evinde ziyaret ettiler sergimizi ve herkesten çok 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 olumlu dönüşler oldu. Ben de hem kendim için hem de Neşe'nin böyle bu sergiyi paylaştığımız için açıkçası çok mutlu oldum. Neşe çok arzu ettiği bir şeyi gerçekleştirmiş olduk. Sergimiz bir şekilde işte devam etmekteydi. Mayıs ayında Anneler Günü'nde kapımız çalındı. Ve ben bir anne olarak hayatımda en önemli, en değerli, beni en çok duygulandıran bir armağan kapıdaydı. Neşe kızımın portresini çalışmıştı. Beni bu o kadar duygulandırdı ki ve o kadar mutlu etti ki hayatımda dedim Neşe'ye bu kadar değerli bir armağan Anneler Günü'nde almadım, senin sayende oldu diye. Ve ben onu hep portre çalışmasını istemiştim. Çünkü portrede çok başarılıydı. Diğer konularda da başarılıydı ama portrede çok başarılıydı. Bu Gamze'nin kızımın resmi son resmi olacağı asla aklıma gelmezdi tabii. Bu beni o sırada çok çok mutlu eden bu resim karşısında duygularımı elimden geldiği kadar Neşe'yle paylaşmak istedim. Sonradan böyle bir olayı yaşayınca bir sanal günler geçiriyor gibiyiz hepimiz bu pandemi nedeniyle. Sanki bu bugünkü bu birlikteliğimiz de bana sanal gibi geliyor. İnanmak çok zor olaya. Hakikaten hepimiz de bütün arkadaşları aynı şeyi paylaşıyoruz. Bu portreyi sizlerle, hepinizle paylaşmak istiyorum. Şöyle, kızımla bir şey düşündük. Bu sergimiz bir sene açık kalacaktı, sanal sergimiz. Fakat artık bu portreyi de sergiye koyarak 2 sene ismini değiştireceğiz. Ve bütün Neşe'yi sevenler, herkes tüm eserlerini bu sanal sergimizde 2 yıl, belki de daha fazla bilemeyeceğim, izlemeye, görmeye devam edecekler. Bu sanal sergimizin adresini değiştireceğiz. Neşe'nin orada olmayan diğer bir takım birkaç tane daha çalışması var. Onları da ekleyeceğiz ve herkes Neşe'yi özledikçe orada eserlerini takip edebilecekler. Ayrıca bizler çalıştığımız sürece tüm arkadaşları, yani resim yapan, biz onlara cuma grubu diyoruz. Cuma grubu
ve bizler yaptığımız bundan sonraki sanal sergilerimizde muhakkak bir Neşe Yalabık köşesi olacak ve eşi dostu orada inşallah gerçek resimlerinde görme imkanı bulacaklardır. Diğer taraftan bir UNICEF gönüllüsü olarak elimizden geldiği kadar tüm UNICEF gönüllüleri adına bunu söylüyorum. Her aktivitemizde, her çalışmamızda muhakkak Neşe bir köşede yanımızda eserleriyle bizleri izlemeye devam edecek. Tüm sevenlerine elimizden geldiği kadar onun anısını yaşatacağımızı ben bütün Bilkentliler olarak herkese söz veriyoruz. Hepimizin adına konuşuyorum ben burada zaten ve tüm ailesine, sevdiklerine o bizi her zaman her yerde izleyeceğine inanıyorum. Volkan, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Nilgün Hocam. Sağ olun, var olun. Şimdi söz Gülnaz, Sayın Gülnaz Arslan'da. Kendisi hem Neşe Hocamızın arkadaşı, hem komşusu, hem de uzun süre doktoruydu. Gülnaz Hanım. Gülnaz Hocam burada mısınız acaba? Zoom'da mısınız? Mikrofonu kapalı. Evet. Mikrofonunuz kapalıymış hocam. Açıldı, tamam. Açamadım. Geliyor sesiniz hocam. Geliyor. Geliyor mu sesim? Evet. Geliyor. Tamam. O kadar güzel şeyler söylendi ki Neşe Hanım'a. Hepsi benim söylemek istediklerimdi. Ne mutlu böyle bu kadar güzel konuşuldu arkasından. Zaten layıklı. Öyle çünkü. Geliyor mu sesim? Sesiniz geliyor hocam. Geliyor. Geliyor mu sesim? Evet evet sesiniz geliyor. Tabii ki oluyor benim telefonuma teknolojiden çok uzağım. Onun için Neşe'yle ilgili bu tekrarlamayacağım bütün güzel sözleri. Onun karakterini belli eden herkes çok benim kadar benden daha iyi tanıyor. Ben de aynı şeyleri hep söylemek istedim, isterdim. Benim Neşe'yle ne çocukluk, ne okul, ne üniversite, ne de akademik hayatla ilgili bir tanışıklığımız, arkadaşlığımız olmadı. Benim Neşe'yle 20 yıllık bir arkadaşlığım sadece bir komşuluk ilişkisiyle başladı. Fakat bu sadece komşuluk olmadı. Çok sıkı bir dostluk, çok sıkı bir can arkadaşım oldu. Aileden bir iki kişi gibi oldu. O kadar enerjik, o kadar canlı, o kadar hayatı seven bir insandı ki bu bana da bulaşıyordu. Ben hiç öyle değildim çünkü. O yönden de bana çok yararı oldu, faydası oldu. Ayrıca çok güzel anılarımız var. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Gecenin bir saatinde benim böyle biraz kendi ateşim var gibi geldi. Evde yalnızım. Hastaneye gitmeye üşendim. Hemen telefona sarıldım. Neşe çabuk bana Cemal Bey'i bırak benim yanıma gel dedim. Anahtarım vardı onda. Açtı geldi ve sabaha kadar benim evimde yattı. Hani bir şey olursa başım dönerse, ateşim yükselirse vesaire diye. Bu kadar yakın hissediyordum. Evin yani bir kardeş gibi, ev, anne gibi, baba gibi bu kadar yakın hissettim. Her zaman, bütün bu yıllar boyunca. Onun özelliklerini siz o kadar güzel tarif ettiniz. Aynı hakikaten çok mükemmel bir dosttu benim için, arkadaş ve dosttu. Hep güzellikleriyle anılacak ve en çok üzüldüğüm de bu ailesi ve bizler dostlarından ayrılması çok üzücü. Fakat ona en çok üzen bence eğer duyuyorsa, hissediyorsa tutkusundan ayrı olmak. O beni çok üzdü. Ondan ayrılışına en çok ona üzüldüm. Ben uzatmayayım, zamanınızı almayayım. Herkese başsağlığı, bütün dostlarına acılarını kısa sürede paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz Gülnaz Hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi yine arkadaşlarından
hem de kampüsteki arkadaşlarından Sayın İnci Togan ses kaydı var. Ses kaydını burada sunacağız. Fırat ses kaydını. Neşe ve Cemal ile üniversite son senelerinde aldığımız ortak biyoloji dersinden tanışıyoruz. Yani yaklaşık 50 yıldır. Sonra 88-89'da komşu olduk. Güzel komşular grubunun içinde çoluk çocuk büyük bir aile gibi 30 senemiz geçti. Ne mutlu bize. Neşe çok verici bir dosttu. İsmi gibi neşeli, çok enerjik, sevecen bir dost. Güzel yemekler yapar, yaptıklarını neşeli davetlerde sunardı. Cemal ile beraber teknelerinde bizi defalarca ağırlamışlardır. Göcek'teki evleri hepimize açıktı. Neşe bir liderdi. Grubumuzu, ki onsuz çok eksildi, her zaman ateşleyen, güzel organizasyonlarda buluşturan bir liderdi. Sadece gezmek, yemek içmek değildi Neşe ile benim dostluğumuzun temeli. Yeni çıkan, okuduğumuz kitapları tartışmayı çok severdik. Ben onun resim tutkusuna ortak olamadım ama hep zevkle izledim yaptıklarını. Vefatından bir hafta önce son gördüğümde bir takım sıkıntıları arasında Göcek'ten muhteşem bir ağacı kara kalemiyle resmediyordu. Benim ne yaptığımı da merak ederdi, ilgiyle dinlerdi. Hesaplamalı biyolojiyle yaptıklarımız çok ilgisini çekti. Health Informatics and Bioinformatics, HIBIT'in kapsamı biraz da öyle doğdu. İsmi bulduğunda sevinçle geldi. Biyoloji kısmına ilk yıllarda Mesude İşcan ile ben destek verdik. Heyecan ile bilimsel organizasyonuna liderlik edişini hayranlıkla izledik. HIBIT şimdi 10 seneyi aşan bir konferans serisi olarak sürüyor. Son yıllarda her sabah WhatsApp ile günaydınlaşıyor, birbirimize iç açıcı mesaj, şiir, müzik parçası yolluyorduk. Her gün uyanıp gene yollamak ya da mesaj almak istiyorum. Dostumu kaybetmek çok acı veriyor. Teşekkür ediyoruz İnci hocamıza, sağ olsun. Çok güzel ifade etmiş. Şimdi ilk bölümün son konuşmacısı olarak Sayın Rüçhan Giray, lise arkadaşlarından. Rüçhan Hanım, söz sizde. Mikrofonunuz kapalı, duyamıyoruz. Mikrofonunuzu açabilir misiniz? Şimdi açtım. Evet, duyuluyor. Merhabalar. Şu ana kadarki katılımcılar hep Neşe'nin akademisyen, yönetici yanlarından bahsetti. Bense sizlere 56 yıllık çocukluk, ilk gençlik arkadaşımdan bahsetmek istiyorum. Biz Neşe ile 1964 yılında Ankara Fen Lisesi'nin ilk öğrencileri olarak karşılaştık. Kendisinin de söylediği gibi okulumuzda bazı şeyler yarımdı. Yatakhanelerimiz bittikten sonra 3 yıl boyunca aynı yatak odasını paylaştık. Ranzalı odada 4 kız arkadaştık. Birbirimize sarıldık, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaştık. Yeri geldi birbirimize ablalık, hatta annelik yaptık. Biz paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı orada o yaşımızda yaşayarak öğrendik. Neşe'yle en büyük zevkimiz müzik dinlemekti. Hafif batı müziği şarkılarını dinler, listeleri takip ederdik. Hatta yatakhanede gece etüdü bitmeden Neşe'nin radyosundan radyo programları dinlemeye başlardık. Zaman zaman bu kaçamaklarımızda yakalandığımız veya programı sonuna kadar izlemek için hazırlık yapmadığımızdan giysilerimizle yatağa saklandığımız olmuştur. Birazcık yaramaz çocuklardık yani. Okuldan mezun olduktan sonra üniversitelere, değişik bölümlere dağıldık. Araya eğitim telaşı, yaşam savaşı, evlilikler, yurt dışı seyahatler, yerleşimler girdi. Ama birbirimizi hep bulduk. Okul yemeklerinde, toplantılarda, şenliklerde karşılaştığımız anda bütün o uzaklıklar kaybolur
ve biz kendimizi okul yıllarının sıcaklığında bulurduk. Neşe çok yönlü bir insandı. Müzik kadar kitaplarla, resimle, yemekle, halk oyunlarıyla ilgilenmişti. Sadece bir yemek kitabı olmaktan çok farklı, Yaşamdan Gurme Pencereler kitabını bana imzalayıp verdi. En değerli anılarım arasında. Pandemi nedeniyle sanal ortamda açmak durumunda kaldıkları sergide daha önce evinde gördüğüm resimlerini bir kez daha izledim ve hayran oldum. Son yıllarda 4 yıl kadar önce onun öncülüğünde kurulan WhatsApp grubunda liseden aynı dönemde mezun olan kız arkadaşlar, 67'li kızlar adıyla bir araya toplandık. Zaman zaman kahve yemek bahanesiyle buluşuyor, gezilerden, çocuklardan, kitaplardan, pek çok şeyden söz ediyorduk. Neşe çok yönlü bir insandı, dolu dolu yaşadı ve çok değerli izler, güzel duygular bırakıp ansızın aramızdan ayrıldı. Ben canım arkadaşımı çok özlüyorum ve çok özleyeceğim. Başta sevgili eşi Cemal, çocukları, biricik torunu Tutku, tüm sevenleri, dostlarına başsağlığı, sabırlar diliyorum. Katılma fırsatı verdiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Neşe'nin yokluğunu kabul etmek çok zor. O hep anılarımızda yaşayacak. Söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Sağ olun Gülçen Hanım. Çok teşekkürler. Burada ilk bölümümüz bitiyor. İkinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde serbest konuşma. İsteyen tekrar hatırlatıyorum. Zoom chat'ten ya da YouTube chat'ten bizimle iletişime geçerse söz verebileceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 9 kişi, 8 kişi ve bir mesaj var. Onları not ettim. Sırayla onların üstünden gideceğiz. Gitmeden önce bir şey belirtmek istiyorum. İlk slide show'u hazırlayan Enformatik Enstitüsü'nden Buket Tuğbaran ve Sibel Gülnar'a katkıları için teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk ikinci bölümün ilk sözü Sayın Gülter Çetin Güç lise arkadaşlarından. Gülter Hanım buyurun. Merhaba. Geliyor mu sesim? Evet geliyor sesiniz. Duyuyoruz. Üç Hanım da belirttiği gibi 64 yılında başladı arkadaşlığımız. Neşe ile ben İzmitliydik. O yüzden İzmitli olarak çok yakın anılarımız vardı. Çok iyi arkadaştık. Hatta 67 yılında benim yaş günümde verdiği iki kitabı o kadar ev değiştirdiğim halde saklamışım. Geçenlerde buldum. Ben eşi Allah'tan tekrar okudum bu kadar yıl sonra, 53 yıl sonra. Neşe herkes akademik yönünü anlattı ama bize hiç sürpriz değil çünkü okulda da öyleyim. Hem çok disiplinli, hem çok çalışkan, hem dobra, hem mert bir insandı. Tatlı sertliği bizim arkadaşlığımızda da vardı çünkü mükemmelliyetçi olduğu için her şey bildim, her şey doğru olacak. Ama son birlikte olduğumuz 3 sene önce Göcek'teki evinde biz 67'liler grubu olarak bir araya geldik. Çok güzel bir hafta geçirmiştik. O zaman tekne kullandığımı da öğrenmiştim. O kadar mütevazı söyledi ki tekne kullandığını, yani hem hayran olmuştum hem de ben yapsaydım öyle bir şeyi çok ballandıra ballandıra anlatıyordum. Yani öyle şişinmeyi, övünmeyi de sevmezdi. Son hastalığı başladığına itibaren doktor olduğum için hiç hatta hastalanmadan önce bana sormuştu böyle bir şikayetlerim var. Bir ultrason yaptık. Belki bir şey yoktur dedim. İlk hastalığı başladığından beri toplumda da hem çok konuşmak istemiyordu, hem merak ediyordu ama hem de son 2-3 yılım vardı demişti. O da olmadı. Maalesef.
iyi bir arkadaştı. Hepimizin sevdiği hakikaten bizim grubumuzun da lideriydi. Allah rahmet eylesin. Mürçin, evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yine lise arkadaşlarından Sayın Suzan Tokol. Suzan Hanım, söz sizde. Suzan Hanım, acaba mikrofonunuz açık mı? Buyurun. Mikrofon, evet. Bir dakika. Açıldı mikrofonunuz. Evet. Geliyor sesiniz. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Neşe hakikaten çok özel bir insandı. Çok yönlü. Herkes bütün bu özelliklerini bahsetti. Biz tanıştığımız zaman 64 yılında hepimiz birer çocuktuk. Ben lisede 1 ve 2. sınıfı Neşe ile aynı sınıfta okudum. Alo? Duyuyoruz sizi, duyuyoruz. Sonra bu beraberliklerimiz lise bittikten sonra maalesef ben farklı bir üniversitede okuduğum için ODTÜ'nün dışında pek çok arkadaşımdan uzak kaldım. Sonra ne zamandı ki hepimiz emekli olduk, bir emeklilik hayatı 65 artıda başladıktan sonra kurduğumuz Neşe'nin önderliğinde kurulan 67'liler gruplarıyla birbirimizi tekrar bulduk, tekrar keşfettik. Lisede kuramadığımız ilişkileri ileri yaşlarımızda kurduk. Çok güzel göcek gezimiz oldu. Gülter, Nedret, ben, Tülin. Orada çok güzel bir 3 gün geçirdik. Neşe bizi evinde çok seve seve ağırladı. Bütün imkanları bize sundu. Daha sonra Ankara'da da kumsalda buluştuğumuz yemekler, Gordion'da, Cook'ta, Cook Shop'ta buluştuğumuz yemekler, dondurma yemelerimiz, onun üstüne film izlemelerimiz. Bunlar bende çok özel olarak hep kalacaktır. Çok özeldi hakikaten. Işıklarda uyusun. Yakınlarına, çocuklarına, eşine başsağlığı ve sabır diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz Nedret Hanım, sağ olun. Yine lise arkadaşlarından Sayın Leyla Özhan. Leyla Hanım, buyurun. Ben de Neşe'yi 1964'ten beri tanıyan arkadaşlarımdanım. 56 yıllık, yarım asır aşkın bir dostluğumuz var. Ama 2000 yılından sonraki 20 yıllık dönemde çok daha yakın arkadaş olduk. Ailece görüşmeye başladık. Çocuklarımız arkadaş oldu. Neşe'yi çok değerli özelliklerine tabii arkadaşlarımız hepiniz değindiniz. Ben şu kısaca bir özet yapacak olursam, çok yönlü, üretken, çalışkan, enerjisi yüksek, sevgi dolu ve toplumsal sorumluluğu çok yüksek bir arkadaşım olarak tanımlamak istiyorum. Öyle ki insanların yeteneklerinin bir sınırı vardır, ilgi alanlarının sınırları vardır. Neşe de bu sınırlar o kadar genişti ki, yani hayatımda tanıdığım ender insanlardı o yönden. Çok çeşitli şeyleri olan, becerileri olan, enerjisi hiç tükenmeyen, motivasyonu çok yüksek bir arkadaşımızdı. Folklor, spor, ressamlık, yazarlık, liderlik, yöneticilik, aşçılık, fotoğrafçılık, sivil toplum faaliyetlerindeki öncü rolü ve tarih ve kültür turlarına olan merakı, hatta yemek kursları da söz edildi. Ona da katılmıştım kurslardan bir tanesine. Yani bütün bu işlere zaman ayıran ve hepsini mükemmel yapan, herkes çevresindekileri de motive eden bir arkadaşımızdı. Sevgi dolu bir insandı, çok konukseverdi. Arkadaşlarına karşı çok ilgiliydi, her zaman destek vermeye çalışırdı. Öğrencilerine olduğu gibi iyi bir hoca olmasının yanı sıra. Ben bu Yaşamdan Gurme Pencereler başlıklı kitabını okurken, sımsıcak bir kitap, insanı sarıp sarmalayan bir kitap. Bunun içindeki şeylerin izini sürmeye gayret ettim. Nasıl bir özellik var ki bir kadar yakalıyor insanı ta yüreğinden diye. Sevgi dolu bir kitap. Anneannesinden tutkuya uzanan bir zaman içerisinde, uzun bir zaman dilimi içerisinde çeşitli şeylere duyduğu sevgisinden söz ediyor orada. Arkadaşlarına olan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne olan sevgisi, mekanlara olan sevgisi,
Bunların hepsini o kadar güzel yansıtmış ki, öyle insanı sarıp sarmalayan bir kitap ki. Mesela 1944 yılında annesinin gönlünden aldığı bir şey var, anneannesine dair. Anneanneden Tatutka'ya kadar o ilişkileri kurmuş, o zinciri tamamlamış. Şöyle demiş annesi hakkında, annem Cumhuriyet döneminin ilk öğretmenlerinden. Öğrencilerini çok seven ve onları modern Türkiye'nin ileri görüşlü kişileri olarak yetiştirmeye çalışan bir vatandaş. Ancak aynı zamanda yurdumuzun klasik fedakar anne tipiydi. Kitabının girişinde Atatürk'e yurt sevgisine dair şey alıntılar da var. Üçüncü bölümde Otü'den bahsediyor. Oradaki mesajlarını da kendi ağzından olduğu için paylaşmak istiyorum. Otü'de bir öğle vakti bölümün başlığı. Kitabımın bu bölümünü çok sevgili üniversitem, öğrencilerim ve arkadaşlarım adına Otü'ye ayırdım. Hem tariflerimi hem de yaşamımdan parçaları kağıda dökmeye karar verdiğimde yaşamımın en uzun süresinin 35 yılının geçtiği yerden söz etmekten büyük bir keyif aldım. Kabaca hesapladım, bu üniversitenin kapısından yaklaşık 10 bin kere geçmişim. Her girişimde beni hala tanımayan güvenlik görevlilerini geçip, iki tarafı yabani kestane ağaçlarıyla kaplı ve her mevsimde bize ayrı renkler, ayrı güzellikler veren ana yoldan bölünme doğru ilerlerken ve o gün yapacağım işleri, vereceğim derslerin içeriğini düşünürken bu kurumda bulunmanın mutluluğunu ve heyecanını hissederim. Behruz Çinici'nin binalarını seyrederek ilerlerim. Rektörlüğü geçip yukarı kıvrıldığımda burnuma sosyal odamızdaki çayın kokusu gelir. Yaşam ondan sonra derslere girip çıkmalar, öğrencilerin dertleriyle uğraşmalar, komisyon toplantıları, tez çalışmaları, çay odasındaki sohbetlerle hızlıca akar gider. ODTÜ'yle ilgili olarak son söyleyeceğim şey şu. Bu kurum bana bir yandan işimi başarıyla kucaklarken, diğer yandan yaşamdan zevk alma olanağını tanımıştır. Onun için üniversiteme teşekkür ediyorum. Diğer bölümlerde öyle renkli bir yolculuk var ki, Karadeniz yaylalarından Ege, Akdeniz ve Göce'ye uzanan, yurt dışındaki deneyimlerine uzanan, ailenin aşçıları ve lokantacılık bölümünde Barış'ın yemeklerini anlatıyor, oğlunun yemeklerini. Bu arada oğullarımız da çok iyi arkadaş olduğu için Barış'la da bu konuda çok yakın şeyimiz olmuştur, sohbetlerimiz olmuştur, bir araya gelmişliğimiz vardır. Barış'ın yemekleri, Ahmet'in yemekleri, yöresel Fransız mutfağı, emekli mutfağı ve tutkum, son bölüm tutkum, torununa hitap ediyor orada. Emekli mutfağı bölümünden de sizinle bir alıntı paylaşmak istiyorum. Evet dostlar, başarılı olmak için çalışın. Ama yaşamdan zevk almayı da ihmal etmeyin. Hayattan zevk almak için ne gerekiyorsa yapın. Ama sağlığınızı kurban etmeyin. Giden sağlık geri gelmeyebilir. Torunu Tutku için son bölümün başlığı tutkum. İnsanlar yaşlandıkça tutkuları azalırmış derler. Ancak benim tutkum gittikçe büyüyor. Onu görmeden tek bir günümün bile geçmesini istemiyorum. Bu bölümde Tutku ve diğer çocukların da seveceklerini düşündüğüm, sağlıklı olanlarından seçmeye çalıştığım bazı tariflere yer verdim. Dünyadaki bütün çocuklara ve torunlara sağlık ve mutluluklar. Bu kadar geniş bir perspektifi olan insan düşünebiliyor musunuz? Yani anneannesinden tutkusuna uzanan, dünya çocuklarına uzanan, otüsüne uzanan, sevgi dolu bir yürek, yaşama sevgiyle bakan, saygıyla bakan ve var gücüyle insanlara, topluma katkıda bulunmaya çalışan bir arkadaşımız. 2000 yılında Ankara Fen Liseliler Vakfı'nı kurduğumuzda bir bilim kurulu oluşturduk, bilim danışma kurulu. Bilim Egemen Türkiye gibi bir hayalimiz vardı, o hayalle yola koyulmuştuk. Milli Eğitim Bakanlığı'yla yakın işbirliği içerisinde çalışıyorduk, Talim Terbiye Kurulu'yla o dönemde. Ve bir bilim danışma kurulunda ODTÜ'nün Ankara Fen Lisesi'nin ilk ve ikinci dönem mezunlarından, ODTÜ öğretim üyelerinden oluşan 5 kişilik bilim danışma kurulunda Neşe büyük bir enerjiyle, büyük bir heyecanla bizimle birlikte çalıştı. O kadar değerli katkılar sundu ki amacımız o dönemde müfredat geliştirmek, Türkiye'deki fen liseleri için müfredat geliştirmek ve kitap yazmaktı. Neşe bu konuda da çok değerli katkılar sağladı. Yüksek toplumsal sorumluluğunu, bütün yeteneklerini, sevgi dolu yüreğini bir kere daha alıyorum. Ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum tekrar. Onu çok özleyeceğiz. Onu aramızda hissetmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim bize bu hitap etme fırsatını verdiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz Leyla Hanım. Çok sağ olun. Teşekkürler. Şimdi Sayın Veysi İşler'e söz alacak. Sayın Veysi İşler hem Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden hem de Enformatik Enstitüsü'nden beraber çalıştığı arkadaşı. Çok teşekkür ederim. Ben tabii Neşe Hoca'yla ilk olarak 84 yılında Digital Design diye bir ders alırken tanışmıştım. Benim hocamdı. Hiç unutmuyorum yani o yıllarda hatırladığım tek şey o derste bir sınav kağıdına bakmak için odasına gittiğimde hiç unutmuyorum onu. Bir soruya itiraz etmiştim. O da bu itirazımın yerinde olmadığını o kadar sıcak bir tebessümle bana iletmişti ki ben utanmıştım. İtiraz ettiğime utanmıştım gerçekten. Ama daha sonraki yıllarda onunla tabii çalışma fırsatı çok oldu. Benim hayatıma hem mesleki hayatıma hem de dünyaya bakışıma çok önemli katkıları oldu diyebilirim. Yine ben bölüme ilk döndüğümde mezun olduktan sonra doktoramı bitirip bölüme öğretim üyesi olarak geldiğimde de bölüm başkanıydı. O zaman da bana bütün öğretim üyelerine olduğu gibi bizleri çok iyi yönlendiriyordu. Mentorluk yapıyordu. Ve gerçekten çok pozitif bir yaklaşımla bunu hep yapıyordu. Hep bunu öyle yapıyordu. Sonra yine oradayken Enformatik Enstitüsü kuruluşu esnasında beni davet ettiğinde bu uzaktan eğitim öğrenme projeleri için o kadar önümüzü açmıştı ki aslında bu alana ODTÜ'yü ilk şey yapan kendisidir. Yani sokan kendisidir. Daha sonra oradan birçok projeler çıktı biliyorsunuz. En son olarak ben Neşe Hoca'ya geçen sene aslında arada bir böyle yazardım ona ama geçen sene böyle içimden geldi. Ona Öğretmenler Günü'nde bir mesaj attım. Öğretmenler Günü sanırım 24 Kasım'dı. O sıralarda da bir ziyaret olacaktı herhalde. Öğretmenler Günü'nü kutladım. Uzun bir mesajdı. O da bana mutlaka gel dedi. Bekliyorum seni dedi. Bir görüşelim dedi. Fakat araya başka şeyler girdi. Benim de rahatsızlığım oldu. Grip gibi. Aralık gidemedim. Çok üzülmüştüm o zaman. Sonra bu korona zamanında yine Nisan aylarıydı herhalde. Ona yine yazdım. Bir mesaj, WhatsApp mesajı attım. Fakat en son mesajıma yanıt gelmeyince bayramdan sonraydı herhalde. Ya da bayram günüydü. Çok merak etmiştim. Tabii gerçekten yani onu o pozitif yaklaşımıyla sosyal, toplumsal duyarlılığı yani biz ondan çok şey öğrendik. Toplumsal duyarlılık olsun, akademik etik olsun, çalışkanlık olsun. Ben tabii Volkan Hoca kadar şanslı değildim. Onun öğrencisi olmadım. Öğrencisi, yüksek lisans veya doktor öğrencisi olmadım ama sadece bir ders almama rağmen ve bir de tabii öğretim üyesi olarak onunla çalışmama rağmen gerçekten çok etkilendim. Ben ona rahmet diliyorum. Işıklar içinde uyusun. Ona tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Cemal Hoca'ya, çocuklarına, yakınlarına, bütün ODTÜ ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Hepimize başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun. Sağ olun bu organizasyonu düzenleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun Veysel. Hocam teşekkürler. Şimdi ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölüm başkanlarından Sayın Atilla Elçi söz alacak. Atilla Hocam. Geliyor. Sesiniz geliyor. Evet. Buyurun. Evet. Merhabalar. Neşe ile 2 yıl en azından yönetici görevinde birlikte olduk. Ben 81-83 bölüm başkanlığı yaptığımda Neşe bölüm başkan yardımcım olmuştu. Neşe'yi ben çok uyumlu bir olarak tanıyorum. Az önce konuşanlar özellikle öğrencileri Neşe'den daha bir otoriter söz ettiler. Benimle birlikte çalıştığı zamanlarda Neşe'yi
ben hep karşındakine değer veren, değer verdiğini belli eden, görüşlerine, karşındakinin görüşlerine katılmasa bile onları rencide edecek şekilde davranmayan birisi olarak gördüm. O hep özverili, kendisinden emin bir insandı. Benim birlikte çalıştığımız zamanlarda hiçbir sürtüşmemiz olmadı. Ailecek görüştüğümüz oldu. Hem o bölüm başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı sırasında hem daha sonraları. Hatta bir keresinde Barış bizim evde koltukta biraz yaramaz davranıyordu galiba. Ondan birkaç yaş büyük kızım onu bayağı bir şirin şekilde oyalamıştı. Hepimiz gülmüştük. Cemal'i de saygıyla anmam gerekiyor. Kendi özverisiyle, büyük bir aşkla amatör radyoculuğa soyunmuştu. Beni de heveslendirmeye çalıştı ama benim gerçekten o sıralar çok yapacak şeyim vardı. Bir türlü katılamadım. Bu kısa ifademden sonra söylemek istediğim şey şu. Neşe elbette hem içinde bulunduğumuz arkadaş grubu için hem çevresi için oldukça büyük bir kayıp. Umuyorum Allah rahmet eyle Cemal'e, Barış'a başsağlığı ve dayanma gücü diliyorum. Özellikle Barış'ın anne kaybı nedeniyle büyük travma geçireceğini tahmin ediyorum. Hepsine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Çok selamlar, sevgiler. Teşekkür ederiz Atilla Hocam. Rica ederim. Tamam. Şimdi Sayın Aybar Acar söz alacak. ODTÜ Enformatik Enstitüsü'nde beraber çalıştılar. Aybar, mikrofonun açık mı Aybar? Aybar orada mıydı acaba? Aybar bağlı değilse, Aybar bağlı değil herhalde. Peki, o zaman eğer müsaitse Müslüm Hoca'ya geçelim. Sayın Müslüm Bozyiğit, uygun musunuz Müslüm Hoca? Evet, evet. Buyurun. Evet, önce düzenleyenlere gerçekten teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dinleyenlere. Neşe ile bizim ilk karşılaşmamız 79 yılında oldu. O bölüme katılmıştı. Ben de İngiltere'deydim. Döndüm, hatta bir dönem döndüm. Sonra gittim, tekrar gelmiştim. Birlikte ders verdik onunla aslında ilk tanışmamız ve o dönem hemen birlikte ders verdik yine şeyle. Ve 79, o bahar döneminden 85 yılına kadar Neşe ile gerçekten çok birlikteliklerimiz oldu. Şöyle, o zaman devlet daireleri bilgisayarlaşmak isterler ve bizden danışmanlık veya proje teklifleri almak isterler ve Neşe ile bayağı bir seyahatlerimiz oldu. Ve bir akşam SSK ile görüştükten sonra dönüyoruz. Bir anı hatırlıyorum. Onun sanırım kırmızı bir Beatles'ları vardı. Neşe toplantıdan sonra ya dedi, beni çok kızdırdılar dedi. Gerçekten kızmıştı o gün. Kızmaz aslında. Ama işte oluyordu o bazen. Arabayı sen kullanır mısın diye. Yani Neşe'nin en büyük kızgınlığı oydu. Benim gördüğüm. Neşe 85'te benle birlikte, o da sanırım aynı yıl sabbatical'a ayrıldık. Ben dönmedim. Çok uzun süre 2000 yılına döndüm. O döndü tabii. Ama arkadaşlığımız hep devam etti. Yani 41 yıllık arkadaşımızdır o. Elmadağ'da çocuklarıyla çocuklarımız birlikte gider gelirdik ve en son da Göcek'te. Aslında sizinle son olarak Göcek'teki bir fotoğrafını paylaşmak isterim. Screen share yapıyorum şimdi. Şimdi bu, evet, bunu görüyorsunuz değil mi? Evet, evet. Evet, bu Cemal, ben, Neşe işte bir tekne gezisi yaptık, sonra geri geldik. Yemek yiyoruz akşam. Tabii yine mekan
Hayır, hayır, hayır. Bu teknede. Teknede yemek yiyoruz burada. Sonra buna bakın. Burada da işte teknedeyiz. Neşe'nin deniz sevgisi vardı aynı zamanda. Gerçekten benim Göcek'te birkaç defa gidişimiz var. Burada ateş de var aslında. Onu da göstereyim. Bu da ateş. Şöyle. Değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Evet. Bu ateş. Ateş çıkmadı gerçi bilmiyorum. Ha, efendim? Bir önceki fotoğrafta kaldık ama. Kaldı mı? Peki o zaman şöyle yapayım. Screen share'den çıkayım. Stop share yapayım. Bir daha yapayım aslında. Şöyle bir daha yapıyorum. Görüyor muyuz şimdi? Evet evet. Evet, geldi. Burada da ateş de vardı o gezimizde. Tabii akşamları Göcek'te işte balık restoranı bilirdi. Orada da yemek yenirdi. Gerçekten yaşamayı da seven, arkadaşlığı, dostluğu gerçekten çok değerli bir arkadaşımdı. Nur içinde yatsın. Cemal'e, Ateş'e, Barış'a tekrar başsağlığı diliyorum. Teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz Müslüm Hocam. Sağ olun. Şimdi Sayın Pınar Duygulu ve Sayın Erol Şahin. Pınar hocamız öğrencisi oldu. Erol da herhalde öğrencisi oldu ya da asistanla birlikte çalıştılar. Evet, buyurun. Merhabalar. Ben Neşe hocamın bölüm başkanlığı zamanında öğrencilik yapmış olma şansına sahip oldum her şeyden önce. Ben de aynı şekilde dersler aldım. Hani tane tane çok güzel bir şekilde ders anlattığını biliyorum. Ama ondan öte hani hatırladığım şeyler daha çok aslında sıcaklığı, insanlığı ile ilgili şeyler. Bir kantinimiz olmuştu. Ev sıcaklığında bir kantin bize vermişti. Bölüm başkanlığında tüm öğrencilere. Ve o şekilde onun ismini çok andığımızı hatırlıyorum. Aynı şekilde şarap gecesinden fotoğrafları şu an paylaşıyoruz. Bizimle beraber eğlenen bir insandı. Asistan olduğumda bizi kayağa götüren bir insandı. Ben aslında Volkan hocamın öğrencisi olarak belki onun akademik torunu olma şerefini yine yaşamış biriyim. Kurmakta çok emeğinin geçtiği Image Lab'da yaşadım diyebilirim. Çünkü sadece orada tez yapmadım. Orası bizim gece gündüz hayatımızdı ve onun etkilerini orada biz abilerimizden aslında gördük daha çok. Ama ben Neşe hocayı daha çok sonrasında aslında UNICEF için düzenlediği yemek kurslarında öncelikle tanıdım. Ben ilk Çin yemeğimi ondan yedim. Birçok restoran tarifini, tavsiyesini ondan aldım. Yemek tarifini ondan aldım. Belki de yemek yapmayı sevmemin asıl nedenlerinden biri de Neşe Hoca oldu. Sadece 1,5 yıl kadar öncesinde işte bize kitabını hediye etmişti. Onu okuduğumda en son konuşmuştum. İyiyim, arkadaşlarımla görüşüyorum demişti. İyileştiğini ummuştum. Bu haberi duyunca çok üzüldüm. Çok özel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine, ailesine sabır versin. Eğer bugün buradaysam bu biraz Neşe Hoca'nın sayesinde. Ben hep bir akademisyenin en büyük çıktısının projeye de makale değil insan olduğunu düşünenlerdenim. Hayatına dokunduğu birçok insan var burada konuştu. Benim de hayatımı yönlendiren insanlardan bir tanesi. ODTÜ'ye geldiğim zaman asistan olarak alınmamda daha sonra doktora için burs başvurumu desteklerken hep yanımdaydı. Kendisinin bölüm başkanlığında ben bölümü bölüm olarak o sıcaklığıyla hissettim içimde. Ve o sıcaklıkla yurt dışına gittiğim zaman geri dönmeyi istedim. Kendisiyle ara ara çok birçok şeyde konuştuk, ettik. Kendisine buradaki birçok öğrencisi kadar belki arayıp sormamış olmaktan dolayı şu anda çok üzgünüm. Ara ara yılda belki bir telefon. Ondan dolayı çok üzgünüm ama Neşe Hocam... Şundan emin olun, sizin yaptığınız şeyleri devam ettireceğiz. Sizin çabalarınız, bu kadar çok insanın hayatına dokunmuş olduğunuzu görmek, aynı yoldan ben de devam edeceğim. Söz veriyorum size. Çok teşekkür ederim. Gözünüz arkada kalmasın. Teşekkür ederiz.
Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun Pınar, sağ ol Erol. Evet, şimdi ODTÜ Enformatik Enstitüsü'nden Sayın Aybar Acar. Söz Aybar'da. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor Aybar. Valla şey tabii benim de Erol Hocam söyledi. Direktman Neşe Hoca da insan tam kendilerinin sınıfında öğrencisi olmadı ama yaptığı bir şey çok şey ve kendisi benim de hani yolumu çizdi hayatım boyunca. Ben kimya mühendisinden mezundum 2000'lerin başında ama alaylı bilgisayarcıydım. Şimdi ne yapacağız? Sağ olsun Asuman Hoca seyredece de bana bir iş verdi fakat bir yere de bir şeye girmem lazım. Doktoraya o noktada. İşte enformatiğe başvurdum, hatırlıyorum mülakatta Neşe Hoca vardı, Semih Hoca vardı. Beni bir iyi zorladılar hani bu oğlan ne yapmak istedi biliyor mu acaba diye. Bayağı iyi sorgulandım hatırlıyorum. Korkmuştum yani tamam bunlar ben tatmin edemedim özellikle Neşe Hoca'yı şey yapmayacak ama beni enstitüye aldılar, doktoraya başladım. O arada işte doktoraya başvurdum yurt dışına filan. Hiç kabul edilecek miyim emin de değilim ama bir şekilde kabul edildim. Asuman Hoca'nın zaten haberi vardı referansların kayalış. Bir ödüm kopuyor Neşe Hoca'dan çünkü şey diyecek diye. Ya biz seni hani işte aldık şimdi yer yolda bırakıp gidiyor musun? Hani, ben odasına gittim o zamanlarda. Enformatik Enstitüsü bir kat. Hemen de tek kat bir yer zaten çok ufak daha hani ilk mezunlar yeni çıkmış biz ikinci jenerasyon odasına gittim işte biraz kıvranıyorum şey diye hocam işte böyle böyle oldu ben başvurdum kabul etmiş bulundular işte ne yapacağımı bilemiyorum filan derken de şöyle biraz tevessümle ama hafif sabırsız ne yapacaksın tabii gideceksin doktora yapacaksın geri döneceksin hoca olacaksın dedi. Ben hayatımda o kadar rahatladığımı hatırlamıyorum. Hakikaten de dediği oldu. Neşe Hoca'nın bir bildiği varmış. Ben yolumu geri ODTÜ'ye ve enstitüye buldum. Yine benzer şekilde yolumu biyoinformatiğe bulmam da Neşe Hoca'nın ne ayak olduğu HIBİT de çok şey oldu. İlk gittiğim konferans konuyu öğrenmeye başladım. Ve de geçen sene Neşe Hoca'nın uzun zamandır verdiği Pattern Recognition dersi bizim bölümde geçen dönemi ilk defa Neşe Hoca'nın emaneti olarak verdim. Artık o ders Neşe Hoca'nın yadigarı oldu. Ondan sonra Neşe Hoca'nın anısına vermeye devam edeceğim ve de her zaman hatırlayacağım ki şimdiye kadar geldiğim yolda taşları dizen hocalardan bir tanesi belki en önemlisi Neşe Hoca'ydı. Hepinizin başı sağ olsun. Teşekkürler Aybar. Şimdi son olarak Şebnem Düzgün hocamızın Amerika Birleşik Devletleri'nde hoca. Onun bir mesajı var. Ayrılmak zorunda kaldı. Onu okuyacağım. Daha sonra Yalıbık ailesi adına Barış söz alacak. Şebnem hocanın mesajı şöyle. Neşe hocam, sizinle birlikte çalıştığımız projeler unutulmazdır. Bu çalışmalarda sizinle arkadaş olmamak mümkün değildi. Projeler bitti ama arkadaşlığımız baki kaldı. Bilimsel çalışmalarımızın yanında Nallıhan ve İstanbul seyahatlerimizin, kahve sohbetlerimizin ve sanata dair paylaşımlarımızın tadı var hep aklımda. Hayatıma dokundunuz ve özel bir yeriniz oldu. Hep kalbimizdesiniz. Bu da Şebnem Düzgün Hoca'nın mesajıydı. Daha bir takım mesajlar var. Onlar şeyde chatte herkese gönderildi. Onları herkes görebiliyor diye şey yapıyorum. Şimdi Barış'a sözü veriyorum. Merhaba, teşekkürler. Acılar paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça çoğalır. İlk kez annemden duymuştum bu sözü ve ailecek bu toplantıda ikisini de hissettik diye düşünüyorum. Hem acımızın paylaşıldığını fark ettik, hem de bu kadar değerli ve bu kadar çok insanın hayatını olumlu bir şekilde etkilediği bir dalga etkisi yarattığı için de mutlu olduk diye düşünüyorum. Kendi adıma annemi kaybettiğim bu zamanda aynı zamanda da aslında içinde çok çok insan olan büyük bir ailenin bir parçası olduğumuzu hissettim.
açıdan da belki hissettiğimiz yalnızlık da bir parça azaldı bugün sayesinde. Onun için konuşan ve paylaşan herkese çok çok teşekkürler. Bana yazıp babamı soranlar oldu, babam iyi mi diye. Bugün aslında ilk dersi Quantum Mechanics şansımıza tam bu saate konmuş Bilkent tarafından. Onun için başta katılamadı, şu anda YouTube'dan seyrediyor. Ben ODTÜ makine ve daha sonra işletmede okurken, işte makineden 97'de işletmeden 99'da mezun oldum. Okurken arabayla her sabah annemle beraber ODTÜ'ye gittik. Akşamları da bazen beraber döndük. O sırada tabii yani bu yıllarca oldu, 6 yıl beraber. Ve hem işinde olan bitenlerden bahsederdi. Biliyorsunuz hem akıl hep bölümde hem de enstitüdeydi ve çok ilginç şeyler yapıyordu. İlginç ilişkileri vardı. Her zaman bunları konuştuk. Ama aynı zamanda da akademisyen olmanın araştırma yapıp ders vermekten çok daha fazla bir şey olduğunu da o araba yolculuklarında öğrendim. Arabayla kampüse giderken kampüs düzenlemesi, kampüs girişindeki otostopçuların davranışları ve kılık kıyafetleri, ODTÜ'deki değişik bölümlerin nasıl yönetildiği, bu gibi konularda bol bol konuştuk. Yani her ne kadar ilginç gelse de sanırım, yani ben de şu anda akademisyenim, bir üniversitede çalışmanın nasıl olduğunu ve arka planda da neler olduğunu yıllar boyunca hem bu konuşmalarda tabii ve evde de masa başında yemek yerken de öğrendim hem annem hem babamla. Tabii ki hayatı da çok derin bir şekilde öğrendik ve burada herkesin söylediği gibi yani annem sanırım her zaman birdi. İşinde nasıl davranırsa evinde de öyle davranırdı. Onun için sanırım eğer merak ediyorsanız annem evde nasıldı diye, sanırım annemi iyi tanıdıysanız iş yerinde sanırım annemi iyi tanıyordunuz. Ve biz de burada söylenen şeylerin birçoğunu aslında konuşulurken ben de bazı şeylere hiç şaşırmadım. Çünkü bazen oğul olarak da aynı şekilde hissettim. Daha fazla çok uzatmayacağım. Bugünü organize eden herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok aklımızda kalacak uzun bir süre. Tahmin ediyorum tekrar da seyretmek isteyeceğiz. Bazı söylenen şeyler gerçekten çok çok etkileyiciydi ve tahminim bu akşam da oturup hep beraber annemden bahsederken bu hikayelerden de bahsederek birbirimizle başka ayrıntılar paylaşacağız. Ama organize ettiğiniz için çok teşekkürler. Gerçekten bakın ne kadar 3 saat olmuş, hiç fark etmedim de bu kadar güzel bir şeydi. Onun için çok teşekkürler ve herkese iyi akşamlar. Çok sağ ol Barış. Evet. İyi akşamlar Barış. Teşekkürler. Teşekkürler Müslüman. Sağ olun. Evet. Teşekkürler. Burada tabii bitmiyor şeyimiz ama bugünlük bitiyor diyelim. Hepinize katıldığınız için ve burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Tek tek teşekkür ederiz. Tekrar özellikle emeği geçen, burada tekrar söylemek istiyorum. Emeği geçen Sayın Deniz Zeyrek Bozçay'ın, Sayın Kerem Kayabay, Sayın Fırat Çekiner, Sayın Furkan Murat'a çok teşekkür ederim. Elif'e posteri hazırladığı için ve sizlere katıldığınız için, söz aldığınız için, anılarınızı paylaştığınız için veya sadece katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Ne diyelim? Ruhu şad olsun diyelim. Herkese... Hocam ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Aziz... Ruhu şad olsun. Evet. Aziz bir söz alacak. Aziz... Sesin çok az geliyor. Ben tabii, buyur. Konuşmak istediğim de çok şey vardı ama konuşmak istediğim şey çok fazlaydı ama önceden kayıt olmamıştım.
Peki saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun. Bütün dostlarına, sevenlerine, aileye çokça sevgiler. Emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum hocam ben de. Baştan sona bütün güzel duygularla izledim. Bende de emeği çok fazladır. Bunu illaki anlatırım. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Herkese görüşmek dileğiyle. Volkan hocam, Volkan abi çok teşekkürler. Gerçekten. Biz teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkürler. Sağ olun. Daha güzel günlerde. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle inşallah. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz.